Duyduğuma göre arkamdan atıp tutuyormuşsun Uğurtlu Sezer. Daha atıp tutmaya başlayamadan sen geldin. İyi gözüküyorsun ya, Demir. 3 dakika önce kalf yapıyordun. Yapıyordum abi, biz böyleyiz. Allah Allah. Başladın mı antrenmanlara? Hiç bırakmadım bu koronada. Evet. Yani neredeyse her gün gizli saklı, hatta dışarı çıkma yasağında bile antrenman yaptım. Bu korona bana yaradı yani. Yakışıklı gözüküyorsun. Saçını başını güzel kestirmişsin. Şekilli gözüküyorsun yani. Şimdi Uğur Utku Sezer'le program yapacağız dendi. Bir heyecan oldu tabii. Bir şey söyleyeyim mi? Herkes koronada idmanları asıldı, biliyor musun? Benim tanıdığım bütün profesyonel adamlar. Hepsi diyetine dikkat etti falan. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok ki. Ya ya. Değil mi? Hele bekar olup bizim gibi bodyci olanlar body'ye sardı. Evet. Şimdi evde hanım hanım olsa, çoluk çocuk, onlara sararsın. Küsersin, kavga edersin, trip atarsın. Erken yatarsın, kahvaltıya kalkmazsın falan filan. Ama sonra bir de laf olur, niye kalkmıyorsun kahvaltıya? Zaten bütün işte gün yatıyorsun olur. İşte onun için zaten. Şimdi yalnız olunca veriyoruz kaşına gözüne. Uykunun kankacığım, antrenmanın. Tam o standart vücutçuların yaşadığı gibi yaşıyoruz. Ye iç, yat. Çok güzel. Stres yok, ticaret yok. Fatura yok. Peki sana yok. Bir şey soracağım. Hemen sana direkt konuyu şeyi sorayım. 1 Haziran'da açılır mı salonlar? Sen de salon sahibisin. Vallahi şöyle, bir Haziran'da salonların açılma durumu bir muamma. Federasyonların ve yani sadece vücut geliştirme, fitness değil, karate, judo ve güreş federasyonlarının da ortak bildirgesi yayınlandı. Tamam. Herkesin derdi 1 Haziran'da açılsın salonlar, ama ben İstanbul İl Temsilcisiyim Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu ve Bilek Güreşi'nin. Bana gelen net bir bilgi yok. Şimdi biz en son Koray Hocam'la konuştuk. Koray Girgin'le, milli takımlar sorumlusu. Biliyorum. Bizim yönetim kurulu. Aynı zamanda Niyazi Hocam'la da geçen gün Kadir Gecesi münasebetiyle konuştuk. O da dedi Ersin böyle öngörülüyor ama kesin bir şey yok. Şimdi devletin öncelikli derdi vatandaşını hayatta tutmak. Çünkü bu ciddi bir maliyet devlet içinde. Doğru. Ondan sonra salonda ticaret geliyor. Tabii bunlar hayatın bir parçası. Şimdi insanlar beni arıyor. Hocam idman yapamıyoruz falan filan. Yok yağlandım. Yok bilmem ne falan. Ben de bugün bir tane çok sevdiğim çocukluk arkadaşım. Fırça attım yani. Ne dedin? Dedim, ya dostum dedim yani. Biz dedim yani iki tane salonum var benim. 35-40 tane çalışanım var. 3 aydır kapalıyız. Yani bize balık kaçmış, oynuyor. Yani sen dedim adelen yok, kasım 2 santim. Biz dedim insanlar geçim derdinde yani. Salonlar şimdi diyorlar ki böyle bölüm bölüm açılsın Uğur. Bu daha büyük saçmalık. Daha büyük, mesela aynen. Mesela Eda'cığım, herkese çok sevgi, Özlem'cığım, hepinize çok sevgiler. Buradan tek tek selam veremiyorum. Konuşuyoruz. Özür dilerim hepinizden şimdiden. Necat, Burcu, Uygur da hepinizi öpüyorum canlar. Ondan sonra sen de seviyorsun Eda'cığım, canım benim. Ali Gereze de. Şimdi salonlar kademeli açılsın diyorlar Uğur. 10 metre arayla. Ulan zaten yaz ayındayız. Salonlardaki işler zaten 3'te 1'e düşüyor, 4'te 1'e düşüyor. Bir de bu koronadan dolayı zaten milleti paranoyak yaptılar. Bunlar içten gelmeyecekler. Salonda şimdi ben açacağım, elektrik full devam edecek. Su parası devam edecek. En büyük gider elektrik 13 bin lira geliyor mesela Bağdat Caddesi'ndeki salona. Oranın kliması çok daha yer altında olduğu için daha kuvvetli. Hı hı. Şimdi hadi bizim normalde full salon doluyken 90 bin lira olan giderimiz. Salonda daha az insan duş alıyor, daha az insan görüyor. Ama yine aynı elemanı çalıştırıyorsun, yine aynı kira, yine aynı stopajı veriyorsun. Doğru. 90 olmadı, 75 bin lira oldu. 75 bin liraya çıkaracak kadar üye yok. Her ay bir de zarar ederiz. Bir de artı yani, dezenfektan diyorlar, biliyorsun o muhabbet de var. Yok abi saç, ya saçmalık o. Yani her dumbbell'ı eline alan fıs fısla orayı temizleyecek. Şadım, bir tane kadın gelecek senin arkanda. Değil mi? Onu yapamazsın abi öyle. Maskeyle zaten, bakın buradan bütün arkadaşlara söylüyorum. Maskeyle antrenman olmaz. Bu saçmalık. En iyi koruma yöntemi biraz insanlarla mesafe kat edecek. Yani mesafe tutacaksın. Yok maske takıp antrenman yaptın mı zaten vücudunda o kadar çok stres birikiyor ki maske. Ben şöyle açıklayayım. Bakın bu bilimsel bir açıklama. Maske taktığınız zaman biz maskeyi yanlış anlıyoruz. Maskeyle yaşıyor insanlar abi. Yani takıyor maskeyi. Bütün gün onda dolaşıyor. Evde bile onda duruyor neredeyse. Evde onu takıyor diyor ki işte anneme falan bulaştırmayayım. Bende varsa. Arkadaşlar bakın maskeyi taktığınız zaman vücudunuz normal bir nefeste aldığı oksijenin sadece %35-40'ını alıyor.
Yani %60'a yakın eksik oksijen alıyorsun. Yani vücudunda oksijen eksikliği oluşuyor. Ya çocuğun teki ölmüş işte beden dersinde. Sen okudun mu haberi? Buna bağlı olarak buna bağlı olarak vücudunda stres oluşuyor. Bu stresle beraber kortizon artıyor. Çünkü bir stres durumunda, bir hastalık durumunda vücudunuzda en çok artan şey kortizon. Kortizonun iyileştirici bir özelliği olduğu gibi aynı zamanda hastalıklara çok daha elverişli hale geleceğiniz durumu da yaratır. Mesela ağır antrenmandan sonra kortizon çok yükselir vücutta. Sabah uyandığınızda aç bir süre geçirdiğiniz için kortizon yüksektir. İşte kortizonun yüksek olduğu durumlarda hastalığa daha açık elverişli hale gelirsiniz. Kendinizi iyi korumanız lazım. Şimdi hastane personeli ya da işte bu sağlık sektöründe çalışanlar sizce neden ölüyorlar? Neden o kadar hastalanıyorlar? Hepsi ya grip, mesela ya zatürreden ölüyorlar arkadaşlar. Ya gidiyor işte bir şey oluyor mesela nefes darlığına ölüyor. Çünkü o kadar çok oksijeni az alıyorlar ki ve kortizon %600'ün üstünde olduğu zaman normal olması gerekenden ölüyor insanlar. Kortizon en büyük tehlike. Maske, evet orada bir arkadaşım yazmış maske yüzünden işte şey arttı, nefes darlığı, doğru. Şimdi yaşlılar daha çok ölmeye başladı. 65 yaş üstünü evlere kilitledik. Arkadaşlar 65 yaş üstündeki insanlar hareketsiz kaldı. Şimdi diyorsunuz evet. benim mesela kurslarda, FMI'da, üniversitelerde anlattığım sarkopenya var. Sarkopenya yaşlılığa bağlı kas kaybı. Şimdi kaslarınızı korumadığınız zaman kas kaybı oluyor, eriyor. İskelet kasınız eriyor. Bu mesela 40 yaşındayken ki iskelet kasınızın %50'sini 55 yaşına kadar kaybedebiliyorsun. Şimdi yaşlıların bir rutin bir hareketi vardı Uğur. Geziyorlardı, dolaşıyorlar. Şimdi bu kesildi. Evet, evet. Hepsi evde. Maske takıyor, nefes darlığı var. Kortizon yüksek, hareketsizler. Daha çok insan ölüyor. Aynen. Daha çok insan ölüyor. Bu dönemde, ha belki biraz argo kaçacak, çok özür diliyorum ama ince düşünene kalın girer diye bir laf var. Yani bu işlerde böyle pipilikli olanlara bakın, hepsi kafayı yiyor. Onlar da ölüyor zaten. Bir de insanların psikolojik sıkıntı da çok şu anda yüksek olacak. Hayır bak, insanoğlu çok güçlü bir varlık. Beyni zannettiğinizden daha güçlü. İnsanoğlu önüne koyduğu bardağı bile negatif telkinle etki edebiliyor, bardaktaki suya bile. Kendi vücuduna neler yapamaz bir düşünür. Evet. Yani biraz sakin olmak, biraz kaderci olmak, biraz hani var inandığınız bir Allah varsa ona gerçekten inanın yani. Yani inanmak böyle bir şey, yoksa varlığı var işte gidelim namaz, bu değil abi. Allah ömrü veriyor. Tabii ki boş verelim demiyorum. Devletin aldığı tedbirler çok önemli. Ama bu kadar detaycı ve bu kadar ince elediğin zaman bu iş felakete götürür arkadaş. Sakin ol. Evet. Sporunuzu yapın. Evde egzersiz yapın. Çömelip kalkın. Varsa bir bisikletinizi kullanın. Hiçbir şey yoksa bahçenizde yürüyün. Koşun. Şekersiz yiyin. Az yiyin. Evet, şeker kazı almayın. Aramış beni bugün bir kardeşim. Çok sevdiğim de bir dostum. Ersin'cim nefes darlığı çekiyorum. Abi ayı gibi yeme dedim ya. Ayı gibi yiyorsun. Abi ayı gibi yiyorsun. Ya. Ayı gibi yiyorsun. Millet kendine ekmeğe verdi, yemeğe verdi. Şimdi bana biz beraber bir kurgu yapalım. Diyelim ki birini çabuk öldürmek istiyoruz. Ne yaparız? Ayı gibi yedirelim. Hareket ettirmeyelim. Gece uyumasın. 4'te 5'te yatsın. Gece uykusunu da kaçırsın. Gündüz uyusun. İşte o adam ölür. Şimdi herkes bu Netflix seyrede sabaha kadar 5'te yatıyor. Doğru. Öğlen 3'te kalkıyor. Bir de orucu da yanlış tutuyor zaten. Oruç tutmak demek ayı gibi yemek değil ki abi. Evet. Anladın mı? Oruç tutuyor. Gece yiyor. Akşam yiyor. Allah ne verdiyse yiyor. Gündüz acıkmayacağım diyor. Manyak psikopatça yiyor. E abi Allah'ın sana vermiş olduğu bu güzel ayı sen semirmek için kullanıyorsun. Oruçta insan biraz süzülür. Evet. Biraz içine kapanır. Biraz duygusallaşır. Biraz ne bileyim maneviyatı varsa yükselir. Sen inanmıyorsan bile çevrene daha duyarlı hale gelirsin. İnanan Müslüman arkadaşların varsa sen bile biraz daha dikkat edersin. Bizde öyle değil abi. Ha bizde Ramazan ayında insanlar daha çok ölüyor. Çocukluğundan beri bilirsin. Bütün kahvehaneler, kumarhaneler fulldür. Bilardo salonları fulldür Ramazan'da. Aynen. Ramazan? Sabaha kadar. Okey. Herkes okey de. Abi çanak, kumar, okey. Biliyorsun ben Fatih'in çocuğum. Fatih'te büyüdüm. Kahvehaneler sabaha kadar full çekiyordu. Böyle bir Müslümanlık anlayışı yok ki. Spor anlayışı da yanlış. Şimdi evde spor yapıyor herkes. Herkes hoca oldu. Ona bir lafım yok. Olsun. Almış olsun elini. Abi. Aynen olsun. Abi, o laf edenleri de ben şey yapıyorum. Olsun. Herkes onu olsun. Uğur ama şimdi bir adama bir hareket gösteriyorsun. Diyorsun ki bunu yapın. Şimdi adamı uyarken sedenter insan bilmez abi. Sedenter insan bilmez. Tamam. Bu, dizinde problem varsa bu yapılabilir mi? Sırtında problem varsa bu yapılabilir mi? Aritmisi var mı? Tansiyonu yüksek mi? Ne bileyim postürü buna yapmaya uygun mu? Yaşı bunu yapmaya uygun mu? Temel yani
balansı yani nörolojik durumu uygun mu? Nefes darlığı var mı adam? Bunu bilmeden birine çıkın bunu yapın. Herkes canlı yayın yapıyor. Ama ben spor basic yapıyor. Hareketlerden bahsediyorum. İşte şınav çeker, push-up yapar. Çok basic değil. Hareketlerden bahsediyorum. Yani ya şimdi iyi hoca, kötü hoca zaten bu sürede ayrılacak. Yani şimdi herkes şöyle, iyi hocaları seyretmeye devam edecek. Sana bir şey söyleyeyim. Bir sihirbaz çıktığı zaman şapkadan tavşan çıkartıyorsa biz artık seyretmeyiz. Çünkü çocukluğumuzdan beri şapkadan bir tavşan çıkarıyor. Ama tavşandan şapka çıkartırsa güzel deriz. Şimdi herkes evet. Onun için ilginç bir şey yapayım, akılda olayım. Mantığı var ya. O yüzden saçmaladılar. Ona çok gerek yok be. Ona gerek yok işte. İşte dolaba lastik bağlıyor, onu çekiyor. Şimdi sen 18-20 yaşında 40 yaşındasın. Bağladın dolaba, bir çektin, dolap kafana indi. Hani var öyle videolar işte. Aynen. Uyarman lazım oğlum, bunu yapmayın. Bak bu lastik buradan koparsa ağzına patlar. Hani estetik ameliyat olmak zorunda kalan insan var. 4 kişiyi birden kaybeden adam var. Lastik kopuyor. Gülüyor mu? Doğru söylüyorsun. Hani doğru söylüyorsun. Bu işler yani, bak ben hiç antrenman videosu çekmedim. Çeken arkadaşlar, düzgün çekenlerin hepsine de çok teşekkür ediyorum. Bu da bir hizmet muhakkak. Sporun da sadakası var abi. Yani bak biz şimdi hep online eğitim ders verdik paralı. O parayla işte hep böyle hayır hasenat işleri yaptık. Sonuçta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Karınca kanı atınca. Birileri işte yardım paketleri hazırladı. Ramazan'da verdi falan. Birileri bir şeyler yapıyor. Şu dönemde birbirimize moral vermemiz lazım. Okey. Doğru. Ya, dikkat edeceksiniz abi işte. Ama salonların mesela açılışına tekrar dönecek olursak. Uğur, öngörülen tarih 1 Haziran gibi gözüküyor ama. Ama aması var. Pandeminin sırası durumuna göre de şekilleri şimdi birden mesela bu bayramda eğer enfekte olan hasta sayısı 24'ü 25'inden 30'una kadar 4 katına çıkarsa Allah korusun. O zaman geçmiş her olsun. Her şey yeniden başlar. Ya zaten o zaman kimse salonu konuşmaz bile zaten yani. Öyle bir duruma gelirsek. Hafta sonu çıkma yasakları başlar. Ondan sonra işte tekrar bu salonlar, restoranlar kapatılır. Evet. Falan filan bu iş böyle devam eder. Ama açılsın aynen, diye evet. Hepimiz bekliyoruz. Yani sonuçta milyon dolarlık hepimizin yatırımı var. Ben kendi adıma söyleyeyim. 2 tane salonum var. İkisini de bugün mali yapmaya, kurmaya kalksan 4-5 milyon lira tutar. Ya öyle yatıyor ve biz her ay bir de para ödüyoruz. Yani çünkü çocuklara işte biraz para gönderiyoruz. İşte ne bileyim işte elektriğimiz az da olsa dolaplar çalışıyor, bir şekilde giriyor. İşte stopaj, kira bilmem ne. Şimdi kirayla ilgili bir yasa da çıkmadı. Yani tamamen evet. Devletin. Devlete de bu konuyla ilgili ben sizi mücbir sebep yüzünden kapattım. Bu bir dünya ulusal bir pandemi, burada para alınmayacak. Pandemi durumunda demedi. Bir yasa yok. Tamam, biz mal sahiplerimizin vicdanına kaldık. Evet, mesela, vicdan, mesela Ankara'da Fit Down var. Kardeşim, çok sevdiğim bir kardeşimin yeri Aytek. Aytek'in mesela mal sahibi paramı yatır kardeşim demiş. Öyle mi? Demiş abi, orası da 30 bin lira kirası var. Yani belki adam o adam da oradan bir şey bekliyor yani. O alacağı 30 bin lira. Olmaz abi. Ya, bence de olmaz da yani. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi ben bu kulaklığı senden kiraladım. 100 liraya. Diyorum ki bunu kullanacağım ben. Bunu kullandığım karşılığında sana para vereceğim. Ben bunu kullanamıyorsam, bu sebebi benden kaynaklanmıyorsa, devlet kalkıp bir kural koydu. Devlet geldi benim dükkanımı kapattı. Evet. Şimdi benim yüzümden kapanır. Elektriğimi ödemem kapanır. Usulsüz bir şey yaparım. Hijyene dikkat etmem. İçeride kavga olur, bir şey olur. Devlet gelir kapatır. Bu benim işletmemle alakalı. Ama bizim hiçbir suçumuz yok. Devlet dedi ki kapatın. Herkes kapattı. Restoranlar, salonlar. Doğru. Doğru. Şimdi biz kapalı, yani çalıştırmadığımız bir insanın SSK'sını, çalıştırmadığımız bir salonun vergisini bilmem ne. Çok zor tabii canım, çok bir zor. Bence bir doğru. Yardım paketi de çıkartılırsa devlet tarafından, Allah nasip ederse bunun en az bir yıla yayılması lazım. Şimdi burada Baharat ve Karadenizli Sporcular Derneği var. Oraya gidiyorum ben, üyeyim. Tamam. Oraya şimdi inşallah... İçişleri Bakanımız gelecek Süleyman Soylu bu pandemiden sonra. Hmm. Sürekli geliyor. Bir Han abi var, eski futbolcu. Onu çok yakın tanıdım. Sevdiği de biri. Tamam. Geçen geldiğinde biraz sohbet etmek fırsatı oldu. Ondan sonra ben dedim ki mesela bakanım dedim bu Bağdat Caddesi'nde Shore Club'da şimdi Mac oldu. Ben varım. Evet. Başka dedim bir tane böyle spor salonu yok. Bir tane dedim yok. Şeyin Caddebostan Kültür Merkezi'nin altında bir yer var. Ha, altta Mac mi orası? Mac şimdi dedim orası. Bu Bağdat Caddesi'nde 2000 tane restoran, 1500 tane kuaför, 2000 tane, 5000 tane mağaza, bilmem ne, tırnak şey, eczane. Evet. Ya dedim halkın sağlığı için bizim dedim daha çok spor salonu açmamız lazım. Bak dedi doğru söylüyorsun. Şimdi spor bakanlıklarına bir ulaşabilsek inşallah ileride
Bunları konuşmamız lazım. Gelirse zaten bunları yine konuşacağız. Mesela ben şu an şu dönemde çok insanın batacağını düşünüyorum. Bak şu an alet doğru. satan birkaç tane arkadaşımız var. Bizim hı-hı. Cumhur var, Bereç. O da alet satıyor. Abi diyor şu an her yer alet dolu. Adam almış 800 bin liraya makina. Şu ya. An 250 bin liraya satılık. Daha bir yıllık makine. Hepsi imkan. Yazık günah. Doğru. Parayla alamazsın Uğur. Çok ciddi bir sıkıntı. Doğru yani. Doğru söylüyorsun. Ne olacak şimdi? Yazık günah. Battı adam. Kaç tane. Ya herkes battı. Çok hazırlıksız yakalandı abi. Yani bu spor salonunu anlatıyorsun. Başka bir adam kafe açmış. Düşünsene yeni açmış. 2 hafta olmuş. Korona geldi. Şimdi onu da düşün. Ya başkası başka bir şey aldı. Ticaret plakalı taksiye girdi. Öbürkünün lokantası var. Yani herkes için ya. Bence aynı şekilde çok hazırlıksız yakalandılar. Ya ama doğru söylüyorsun yani. İnsanlar belki maaşlarının 4 katı telefon almamaları gerektiğini, gidip de bir laptopa işte 10 bin lira vermemeleri gerektiğini. Ama i̇şte, onlar statü sembolü canım. iPhone 11 olmazsa yakışamaz yani. İşte şunu anladı belki de insanlar. iPhone'u yiyemiyorsun aç kaldığın zaman. Ya da işte şu an garajdaki arabanla bu 3 aydır gösteremiyorsun. Herkes yatıyor. Garajdaki arabanla 3 aydır en fazla 300 kilometre yapamadın bile. Ya, bunlar aynen. Demek ki bunlar değil. Evdeki konfor ve evdeki sağlıklı yaşam da aynen. İnsanlar bunu fark etti. Doğru. Ben bu dönemden sonra sporun daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hiçbir dönem bu kadar sağlıktan bahsetmedik. Tabii. Şimdi devletin burada mesela sağlıklı kalmak için spor yapın sloganını bir yaysalar bu toplum kurtulur. Şimdi İtalya'da neden bu kadar insan öldü biliyor musun? Çok fazla yaşlı nüfus var. Yaşlı nüfus çok, evet doğru. Ve İtalya'da, bak İtalya'nın güneyinde en çok ölümün olduğu yer en sıcak bölge. Yani bizim Antalya gibi. Orada insanlar hı-hı. sokakta da yürüyemiyorlar. O yüzden yaşlılar çok fazla, bünyeleri zayıf. İklim çok iyi, nemli değil, kuru ama insanlar sıcaktan yürüyemiyor, hareket edemiyor. Ve çok fazla yaşlı var ve o yüzden en fazla ölüm orada oldu. Evet. Yani işte yürümeyen, hareket etmeyen insanlar bu dönemi atlatamadı olur. Yani maalesef üzülerek söylüyorum kardeşim yani. Ama yani iş, evet. Salonların açılmasını dört gözle herkes bekliyor. Bana en az 1000 tane bugüne kadar üyelerimden mail, SMS, WhatsApp yazısı geldi. Hocam ne zaman? Şimdi hepsini kayda aldım. Açıldıktan sonra gelmeyeni göreceğim. Küfürlü ya, mesaj yapacağım. Gelmeyeni göreceğim. Yani ben de idman yapan bir adamım. Ben diyorum ki bu iş Eylül'e, Ekim'e kadar salonlara pek gitmeye gerek yok. Çünkü gitsen randıman alamazsın, psikolojik olarak rahat edemezsin. Yanına birisi gelirse ters bakarsın. Yani bir de biz büyük salona gidiyoruz. Ben My Club'a gidiyorum. Bir de küçük salonları düşün. Yani Kadıköy'de salon var, Antep'te var, Adana'da var. Küçücük salonlar var. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Bu işin psikolojisi, antrenmanı. Ya çok ben zor iş. Ben mesela şimdi insanlarla tokalaşamadığım zaman asabım bozuluyor. O yüzden kimseyle görüşmek istemiyorum abi. Öyle alışmışız adam, çünkü. Adam paranoya konmuş. Takmış maskeyi, uzaktan bana alien gibi bakıyor. Böyle filan. Şimdi o adamla niye görüşeyim ki ben? Şu arkadaşla görüşünce ne yapar? Kanka konuşuyoruz. Gel, aynen öyle. Şimdi ben seninle konuşuyorum. Şöyle bir şey diyeceğim bak. Abi psikolojik oldu işte. Abi aynen. Böyle konuşuyorum seninle. Şimdi biz yayını böyle maskeyle yapalım. Yani insana der ki ne diyor lan bunlar? Böyle abi konu dokunamıyorsun. Bir sarılamıyorsun arkadaşına, dostuna. Aynen yani öyle. Anladın mı? Onun için bir şey yapamıyorsun. Şimdi mesela yeni belki devlet mesela 20 bin tane spor salonu var Türkiye'de. Yeni insanlar sesini duyurmaya başlıyor. Yeni belki bununla ilgili bir şeyler yapılmalı. Onun için yani belki ileride daha da fazla bu işler düzelecek, daha iyi olacak. Belki bu olay hem devletin de ilgisini çekti. Mesela daha fazla sağlığa önem verilmesi gerektiğini anladı bence devlet de insanlar da. Bence bütün dünya abi, tek Türkiye ve devlet değil, bütün dünya bence. Sağlığın önemini, şekerin kesilmesini, diyetin önemli olduğunu, kalp hastalıkları, kilolu insanların ne kadar sıkıntıda olduğunu bence bütün dünya anladı. Yani obezite zaten Amerika'nın en büyük problemi. Mesela sağlık sektörüne adamlar askeriye olan yiğidin askeriye olan paranın 300 katını adamlar 3 katını sağlık sektörüne veriyorlar. Adamlar bitmiş durumda. Amerika'nın en büyük şu an gideri sağlık sektörü. Obezite var, tansiyon hastalıkları, kolesterol bilmem ne. Çünkü insanlar hareket etmiyor. Gipsin, evde oturup televizyon seyredersen bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar oradan selam yazıyor. Bazen espri bir şeyler yazıyor. Ne olur kusura bakmasınlar böyle sohbet ederken sürekli bölemiyorum da. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için de. Uğurcuğum sağ olsun böyle bir şeye böyle bir şeye vesile oldu. Vallahi çok güzel oldu. Çoktan da aklıma seninle konuşmak vardı. Bir muhabbet yapalım dedim. Çünkü ben biliyorsun sektöre senin fotoğraflarınla girdim. Bütün her yerde de anlatıyorum. Yani konferans verdiğimde işte bir kafe bar ortamında veya herhangi bir ortamda bana nasıl ilk fotoğraflarını çektiğini dediğin zaman diyorum ki 2003'te Ersin abi Türkiye Şampiyonası'na gidiyordu. Hatırlıyorsun. Murat Güven bana dedi ki Max'cim 2013. Dedi, 2013 mü? Herkese 2003 diyorum ya. 2013 değil ya. Allah belanı vermesin. Yok. Benim resimlerimi çektiğinde daha Michael Jackson siyahtı. Bir şey söyleyeyim. 2013 mi hakikaten? Allah'ım. Ulan ben gazete röportajını 2003 diye verdim. Neyse o, 2003. O senin o aşırı flaştan fosfor gitmiş kanka. Neyse diyordum ki herkese arkadaşlar diyordum. Böyle Murat rica ettim. Murat Hoca Murat Güven. Türkiye Şampiyonası'na gidiyordu Ersin abi. Fotoğraflarını çektik. Sonra ben o fotoğrafları Masada Fitness dergisine gönderdim. Dedim ki arkadaşlar ben fotoğraf çekiyorum ve sizin yayınınız fotoğraflar kadar da fotoğraflarım güzel. Adamlar da hemen ertesi gün döndüler. Evet çok güzel çekiyormuşsun dediler. Ve ben bu sayede sektöre girdim ve işte sizin gibi sporcuların birçoğunu çektim. İyisini çektin ama sen işini iyi yapıyordun be. Sonradan bozdun ya. En iyi ben ne yaptım? Bence zirvede bırakacaktım. Evet ya. Yo, çok güzel işler yaptık sende. Güzel fotoğraflar çektin. Benim çok arkadaşım bu resmini çektin. Yani çekmediğim badici kalmadı. Yani ben düşünüyorum Hakan Gümüş'ünden, Serdar Aktolga'sı, Ersin Kureyli'nden, Orhan Yılmaz'ından ve bütün genç jenerasyonuna çekmediğim kimse yok aslında aşağı yukarı. İyi oldu ya. Biz seninle Kıbrıs'ta güzel bile oldu. Çekim yaptık be. Ya ne güzeldi ya. Aynen. Cenk gelmedi değil mi yanına? Ya yok, çalışıyordur o. Ya onları işte en son Cenk'le bizim Savaş Cebeci'yi barıştı. İzledim. Vallahi ya. İyi yapmışsın çünkü çok başka bir yere gidiyordu olay. Şimdi kim haklı kim haksız söylemeyeceğim. Hadi sen araya girdin. Çünkü ya ama önemli değil çünkü. Başka bir yere gidiyordu olay. Sen iyi yaptın. Demek ki Savaş da seni kırmıyor. Cenk de seni kırmıyor. Ya ki niye kırsınlar? Ben tam zamanında durdurdun ki. Yani. Yoksa çok sıkıntılı bir yere gidiyordu. Gereksiz bir yere gidiyordu yani. Viyana'ya aleyküm selamlar arkadaşlar ya. Yakup'cum. Ya iyi yaptın yani. Bence sağ olsunlar. Hatırım geçtiği için ben çok mutluyum. Onlar da hatırımı kırmadılar. Buradan bence de. Savaş kardeşime de teşekkür ederim yani bu vesileyle. Cenk de sağ olsun kırmadı. Cenk zor günler geçiriyor zaten. Yani hem manevi olarak da biraz aynen. Maddi olarak da. Savaş da rahat değil. Şu an salonunu kapatma kararı almış o da. Nişantaşı'da bir salon açmıştı. Yani sonuçta bu camianın insanların birbiriyle takışmasını sevmiyorum ben. Çünkü sonuçta iki yumurtayı birbirine vurdun mu biri kırılsa da diğeri çatlıyor. Yani bize bir faydası yok. Dışarıdan da kötü duruyor bu tip kavgalar. Bu iki insanın da çoluğu var, çocuğu var. Bunlar hoş şeyler değil. Hani bence her birimizin, yani şu yayını seyredip benim söylediğimi dinleyen herkes bir kavgalıyı barıştırsın abi. Bence sevabın en büyüğü burada. Doğru için. Yani bir kavgalıyı barıştırsın abi. Sevabın en büyüğü burada bence yani. En güzeli burada. Onun için ben üzülüyorum yani bu camiada birilerinin kavga etmesine. Biz yıllarca kavga ettik. Tam zamanında koydun yani bence. Biz çok kavga ettik abi ya zamanında. Bize böyle abilerimiz olmadı yani gelip bizi böyle barıştırsın, bizi böyle işte şey yapsın. Biz yani o konularda biraz şanssızlık diyelim ki. Ama işte ben de sevindim böyle bitmesine yani. Bence de iyi olmuş. Sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor bu aralar işler? Vallahi şu an iş yok. Yani bayağı. Sen mesela falan. bizim şeye backstage yazmışsın bizim duyuruya. Aslında benim derdim şuydu, sen bu bodybuilding Türkiye'de bir duayen sayılırsın. Backstage'in benim anlamı ne? Kamera arkası, set arkası, yani görülmeyeni gören. Sen de görülmeyeni gören bir gözsün. Ben aslında biraz da hani o konulardan konuşuruz diye öyle bir şey yazdım. Hani ya eski, ben aslında yeni, o kadar güzel bir konuya şey yaptın ki. Ama bu çok şey hani günümüz ve modern hani şu anın derdi olduğu için iyi yerden girdim. Ben de hiç kesmedim. Aslında soruyu da ben sordum. Çok da güzel oldu. Yani şu anki en büyük derdimiz korona ve hani ne olacak ve spor konuşumuz içinde korona ya gibi spor ne olacak? Eyvallah ama ben mesela milli takımlarda giderken de mesela şimdi milli takımı topluyoruz biz şimdi. Yurt dışına çıkacağız. Herkesin formu kendine göre idare eder. İyi, çok süper olanı var. İdare eden olanı var. Evet. İnsanların çoğu formunu yüklemede bozuyor. Backstage o yüzden çok önemli. Yani adam milli takıma teslim olduğu gün podyuma çıkarsan belki ilk üçte öyle enteresan şeyler yapıyor ki ne oluyor biliyor musun? Adam 1-2-3 olacak adam 15'e giremiyor. Abi o ne programlar? O birisi diyor ona içki iç. Şarap iç diyor birisi mesela.
Allah akıl vermiş hoca. Abi şimdi son zamanlarda bu Ronnie Coleman'ın bir tane şeyi vardı biliyorsun. Bir videosu vardı Netflix'te. Evet. Orada işte, evet, Generation Idol. İşte, evet. Orada olan adam zaten 138 kilo definisyon. Herif affedersin yerlense her yerinden tarak çıkıyor. Sen o adam evet. içki içmiş de iyi olmuş ertesi gün diye. Sen getir abi bir şişe şarabı. İç abi. Ertesi sabah hani abi iyi olur muyum? Dedim kafan iyi olur. Sıkıntı yok. Kendinde şampiyon gibi hissedersin. Ama dedim şampiyon olamazsın. Yani manyak mısın lan dedim. O içilir mi? Neler abi? Birisi demiş işte şu kadar bitter çikolatayla vodka iç. Öbürü vodka arkada. Ya yemin ediyorum içki içip yüklemede içki içip uyuyakalan adam var. Bir geldim arkaya. Ulan seyredeceğim adamı adam yok. Ulan bakıyorum diyorum ki yanlış numara mı? Şimdi numaraya bakıyorum. Diyelim ki bizim elemanın numara 175, 171, 172, 3, 4, 75 yok. 76, 77 duruyor. Allah Allah. Arkaya da geçirmiyorlar yarışma var ya. He. Neyse bir yerden kart mart buldum. Daha bitmek üzere yarışma. Bir bittim artık uyuyor. Lan ne yapıyorsun? Sızmışım dedi. Sızmışım dedi ya. Ya ne diyeceksin abi adama? Çünkü şimdi mesela adam suyu kesmiş. Evet. Arkada yulaf yiyor abi yulaf. Yani yulaf yenir mi suyu kesen adam? Bunu nasıl sindireceksin lan manyak? Yulaf zaten yulaf normal zamanda sindiremiyorum. Sabahleyin 50 gram yulaf yiyorum ben öğleye kadar acıkmıyorum. Ben 135 kilo adamım. Yulaf beni tutuyor. Bu manyak suyu kesmiş zaten kertenkele gibi olmuş. Böyle bakıyor. Diyor ki 4 gündür su içmiyorum. Dedim affedersin hani hocana da sana da. Hani içime şimdi hocası da arkadaşımız. Çünkü iyi çocuk ama yani iyi bir insan iyi bir hoca olacak diye bir şey yok. Evet doğru. Yani doğru. Adam 5 tane cami yaptırsa ne olur? İyi hoca mı oluyor yani? Ama ben sana bu viski veya içkiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben fotoğraf çekimlerinden önce ya yarım aspirin ya böyle bir yudum viski ya bir jelibon hemen damarları patlatır. Ama o kadar. Ya abicim şimdi. O kadar. Bak bir şey söyleyeceğim. İçkiye herkesin bu çekimden önce dediğim şey hani patlatma seçim. İçkiye seçim. Herkesin toleransı farklıdır. Bunu daha önceden adama deneteceksin. Mesela sana da bilgi. Adama diyeceksin ki bir gün antrenmandan sonra bunu bir yap bir bakalım. Şimdi adamın intoleransı olabilir. Alkole de olur. Mesela alkollerin içinde çeşitleri de olur. Mesela bir adama rakı içir bir şey olmaz. Viski içir bir şey olmaz. İki bardak şarap içir adam bayılır. Abi birisi mayalı birisi herhalde canım yani. Mesela adama aynen. Daha önceden deneteceğim bunu. Şimdi bak benim bildiğim yerden geldin yani anlatabilirim sana. Şimdi mesela adamın eğer mesela kan şekeri çok oynak evet. Ve hassassa evet. Hemen hiperglisemi oluyorsa adam. Şimdi bu adama vereceğin her türlü karbonhidrat çok tehlikeli. Adama doğru. Mesela verirsin çikolatayı adam bayılır. Bak sana bir örnek vereyim. 2007 yılında dünya şampiyonasındayız. Benim birader yarışıyor. Bizim kulakları çınlasın. Serdar Aktolga yarışıyor. Yusuf Yılmaz yarışıyor. Bak Yusuf abi. Yusuf abi hayatının formunda. Her yeri tarak tarak. Süper. Podyuma çıktı. İlk tur bir yarışır gibi oldular. Orada ısınırken bir tane Red Bull görüyor. Ağzı kuruyor. Diyor ki şundan biraz alayım ben. Red Bull'u bir çaktı. Podyumda bayıldı biliyor musun? Niye bir yani, anda tamam şey... Tabii zor tutlar. Gözleri falan ya. Kaydı. Ersi dedi ne olduğunu anlamadım. Abi işte mesela Yusuf abi olmadı. Öbür i̇şte. Adam yiyor her yeri patlıyor. Şimdi ya öğrencini çok iyi tanıması lazım değil mi? Hocanın öğrencisi. Şimdi senle fotoğraf çektirirken gelir adam gel iç gel içer o dediğin şeyi. Yer çikolatayı en fazla bayılır. Yarım saat sonra tekrar çekersin. Ama podium başka. Bir sene doğru. Sonra yani şaka. Ya yok. Benim dediğim zaten bir yudum viski veya bir tek küçük bir çikolata. Biz de hani gel şey işlemiyoruz ama o da damarlansın diye yani. Çekimden hemen bir 10 dakika önce. Ya da jelibon. Bir tane jelibon. O da olur. Aspirin de olur. Ama senin bir şey yapmana gerek yok yani çekimden önce. Evet. Ses gitti çünkü Ersin abi acaba Wilders'a mı geçti? Bunu hemen bir sormam lazım. Bir dakika. Ses yok, görüntü de yok. Şu an görüntü dondu. Ersin abi yulafta kaldık. Geri gel de şu sana Wilders'ını kapattırayım.
Görüntü bende gitmedi ama bende dondu görüntü. Ersin abi, seni bir daha mı alsam acaba? Sonra bir daha gel. Ersin abi bir daha gelir misin? Ve wireless'ını kapat lütfen geldiğinde. Muhtemelen muhtemelen wireless açıktı ondan. Hakan abi çok selamlar. Ben wireless'ten görüşmedim. Ha hayır otomatik normal, girdi. Evet. Otomatik mi girdi acaba dedim wireless olabilir çünkü. Bazen yapıyor. Ya diyorum ki adam yemiş diyorum şey. Zaten iki gündür su içmiyor. Bir kere iki gündür su içmemek yanlış. Süngerde kaldın. Sünger yesen daha iyi dedin. Ha, sünger yesen daha iyi dedim ya. Ben inanamazsın yani. Ha, zaten çocuklar şimdi o diyetli karbonhidratı 50 gram alınca ona yani, desen kafa ki baş aşağı durursan 3 gün üstün daha üçgen olur de baş aşağı yatar gece. Kafa zaten abi gidiyor yani. Hani %10 kapasiteye düşüyor IQ. Doğru söylüyorsun. Hepimiz doğru yaşadık söylüyorsun bunları yani. Ama çocuk zaten kesmiş suyu. Ondan sonra su zaten arkadaşlar, hani içimizde yarışmacı olan ya da yarışmacı hazırlayanlar var. Su zaten en fazla 18 saat, 16 saat, 17 saat kesilir. Yani vücudunuzdaki suyu kesmek sizi definisyon yapmaz. Adele o kadar çok geri gidiyor ki adam çekiyor, deri uzuyor, onu definisyon olduğunu zannediyor. Hmm. Çünkü Adele geri gitmiş, deri bol geliyor. O da onu süper formda olduğunu zannediyor. Ha böyle bir şey olabilir mi? Adam zaten petsimek gibi olmuş. Hiçbir yerinde bir şey kalmamış. Ondan sonra öbürü yedirmiş. Öbürü. Şimdi biz irileştikçe evet, podyumda daha iyi duracağımızı zannediyoruz. Şimdi buna en büyük bak. Buna en simetri Nesabe sen söyle abi. Buna en iyi örnek Hamdullah Aykutlu'dur. 93 kilo yarıştı ve olimpiyada ilk 11'e girdi bu adam. En hafif adamdı. Yani abi Filip de öyle. Filip biri geldiğinde kimdi o Mısırlı mı İranlı bir herif vardı. 5 katı duruyordu ama yine Filip'i seçtiler. Abi şimdi burada baktıkları detay, tek şey simetri ve detay değil mi? Abi burada detay çok önemli. Ben mesela insanlara diyorum ki siz simetriye ilgili detayları inceleyin. Mesela kafınız, boynunuz, kolunuz bunlar aşağı yukarı aynı santim olsun. İşte beliniz işte şu santimi geçmesin. Bir gremi doğru. Ha, aynen. Siz diyorum uzaktan bir gölge resminizi çektiğiniz zaman bir vücutçuya benzetin kendinizi. Bir yerlerde bir problem varsa koltuk altın kısaysa yani latissimus dorsi oranı uzat. Bisepslerin mesela ince, ön kolların daha kalınsa buna göre bir sistem uydur. İşte göğüs kasların fazla abartılı büyükse ya da kolun büyükse, omzun ufak kalmaya başlıyorsa omzuna ağırlık ver. Burada işte iyi bir hocayla iyi bir antrenörle böyle detay öğrenmek lazım. Bu zaten parmak izi gibi bir şey. Yani şampiyonu tanrı belirler diye bir sözü var Wilder'ın. Çok doğru. Çünkü adam doğuştan şey gibi bu. Genetik abi. Ya şan genetik ders alıyorsun, bilmem ne ders alıyorsun. Aynen öyle. Konservatuvarda profesör oluyorsun ama bir tane şarkın yok. Öbür adam inşaatta İbrahim Tatlıses olarak. Ha, mağarada doğuyor. Aynen. Ha, işte İbrahim doğru Allah söylüyor vergisi bize. Bu işte böyle. Doğru. Kiminin adalesini büyütmek bir balonu şişirmek kadar kolay. Öbürününkini bir pet şişirmeye çalışmak gibi. Adam gelişmiyor ya da çok zor gelişiyor, anladın mı? İnatla vücutçu oluyor. Öbür adam var abi. Adam doğuştan vücutçu. 3 senede profesyonel adam kıvamına gelmiş. Ya da kadınlarda da öyle. Şimdi bazı bölgelerin insanları çok daha kendini satmayı çok daha iyi biliyor. Genetik çok fazla önemli. İskandinav ülkelerinde kızlar mesela bizde mesela bikini, ben fitness teknik kurulu üyesiyim. Evet. Bizde çoğu kadın olanı gösteremediği için şampiyon olamıyor, biliyor musun? Manasız bir özgüven var. Bu zaten kötü duruyor. Ondan sonra bir diğerlerinde aşırı bir korku var. O da kötü duruyor. Ya da ayakkabıyla yürüyemiyorlar. Yani anladın mı? O ayakkabıyı normal hep spor ayakkabıyla geze o ayakkabıyla yürüyemiyor. Yani bir bakıyorsun bir başka ülkeye gittiğin zaman, bak sana bir anı anlatayım. Çok komik. Özgeciğim merhaba pardon. Pardon abi, ben de ara sıra merhaba diyeyim de ayıp olmasın. Mert'ciğim merhabalar bu arada. Herkese merhabalar. Şimdi Santa Susana'da yarışma bitti. Fotoğrafçı bir adam var, Alman. Ben Almanya'da doğup büyüdüğüm için adamla Almanca sohbet ediyoruz. Konuşuyoruz falan. Ya birazdan dedi birinin resmini çekeceğim dedi. Kız dünya şampiyonu dedi. Bu dedi 6. şampiyonu. Kim dedi? Evet. Bir kız geldi böyle. Yemin ediyorum çiçekçilere benziyor. Zaten rengi kapkara hani boyadan dolayı. Evet. Böyle şu orta boylu böyle. Kara kuru, çirkin bir şey yani. Böyle de durmuş hani şöyle. Hani yorulmuş çünkü. Lan bu ne, nasıl şampiyon lan bu dedim. Hiçbir şeye benzemiyor. Abi kız
role girdi. Bak sana yemin ediyorum. Şimdi ben bu role girme mevzusu ne biliyor musun? Buraya şey gelirdi. Demet Evgar gelirdi bizim salona eskiden. Bunlar 15 yıl önce. O zaman böyle çok meşhur falan değildi. Çok iyi arkadaşımızdı. Benim biraderle falan çok iyi dost onlar, Ercan'la. Şimdi bize taklit yapardı mesela. Derdi ki size bir taklit yapayım mı? Ne yapacaksın? Mesela Ajda Pekkan taklidi var. Derdi ki Ajda Pekkan sen ne alakalı? Abi dönerdi böyle. Yüzünü değiştirdi. Bir dönerdi. Ajda Pekkan. Role girmek işte. Anlıyor musun? Evet. Ya da derdi ki mesela size sarhoş taklidi yapayım. Böyle dönerdi. 3 dakika. Yemin ediyorum bir şey içti zannedersin. Role abi, girme yeteneği. Oyuncu şimdi işte bak, yani. Aynen. Heh, bu işte de bu böyle abi. Anladın mı? Role giriyor kadın. O kız, o böyle paspal görünen kız. Ayakkabıları giydi. Bir şey sürdü hemen 3 dakika. Pelerini attı. Şöyle 2 tane bir parlatıcı sürdü. Bir şey yaptı. 4 dakikada bir çıktı. Eyvahlar olsun. Bambaşka bir insan. Yani o kadar değişti ki ben orada anladım ki role girmek bu. Sonra öğrendim. Kız zaten profesyonel balerin. Ha. Ondan sonra zaten devlet tiyatrosunda görev yapıyor. Sonra kızla konuştum. Dedim ki yani ben seni tanıyamadım dedim. Podyumdaki de bu. Dedi ki bak bu içi hayat. Hep podyumdaki gibi olursan hastalanırsın. Kafan gider dedi. Abi, bizde modeller var abi. Podyumda yarışıyor ya. O yarışma bitmiyor. Sezon boyunca yarışıyor. Ya onlar felaket poz Allah, ya. Evet. Poz Allah, poz ya. Allah, poz. Instagram şey üstüne Instagram'a. Arkadaş sanki dünyada bu poz vermekten başka bir şey yok. Hep evet. Böyle abi. Hep böyle, hep böyle. Hep erkekleri böyle. De öyle kızlarım. Erkekleri de felaket. Ya, yani ayna. Adam Çağ abiye gitmiş oradan şöyle resim göndermiş. Ulan bari orada indir ellerini. Allah belanı vermesin. Çağ abeden ya. Ya anladın mı? Evet şimdi ya. Ama bak kafa gidiyor. Şimdi bu kötü bir şey. Yani poz çalış tamam da Allah Allah. Poz Allah, poz Allah. 1 milyon tane poz. Bir açıyorsun bıcık bıcık vücut her yer. Yani ulan evet. Senin bir özel hayatın yok mu? Senin normal bir hayatın yok mu? Bir kedin kafa yok, gidiyor bence. Bir süre yok. Sonra kafa gidiyor ben sana söyleyeyim. Aynen. Yani hep o tarafa ne gidiyor. Ne bileyim bir üzüntün yok mu? Beğendiğin bir değiş, bir şiir, bir parça ne bileyim bir bukle, bir şarkı yok mu? Ne abi, var hep abi? Hep ne var peki? Hayat, bakıyorsun. Bu hayat bir tek hani böyle kıçını başını sıkmaktan ibaret bir şey. Bu bir zaman sonra irite durmaya başlıyor anladın mı? Bunu anlatamıyorum. Aynen öyle. Aynen. Poz aynen Allah, öyle. Poz Allah, poz Allah, poz. Aynı ayna, aynı yerde 5 milyon tane aynı pozdan. Abi sabah evet. 7'de kalkıyor manyak. Sabah 7'de sen uyanıyorsun 8.30'da 20 tane resim paylaşmış. Oğlum ne zaman kalktın? Ne zaman çıktın? Lan nasıl bir psikopatsın? Lan manyak mısın yani? Şimdi bunun evde dolaştığını düşünsene. Camdan atılıyor bunu. Aynen öyle. Fark etmiyorlar işte. Aynen. Böyle bu hayatın içi olunca fark etmiyorlar. Abi sürekli bütün hayatını vücudunun üstüne kurmak yani zengin olanın bütün hayatını parasının üzerine kurması gibi. Ya da işte güzel olanın güzelliğin üstüne, yakışıklı olanın yakışıklığın üstüne. Ver Allah ver bir poz. Mesela bir tatile gitmişim. Hiç üşenmedim abi. 800 tane resim çeker mi bir insan tatil? Sen tatil yapmamışsın ki. Böyle evet. Gezmişsin. Çıkıt 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 çıkıt. Abi hep böyle bir puslu bakışlar. Hep böyle bir hani böyle bir şeyler, bir pozlar. Abi tatil zehir olmuş. Şimdi yanında giden arkadaşlar dedim ki lan bunda ne yap? Abi bu dedi sürekli resim. Kayalara mayalara tırmanıyor. En iç kere düşmüş zaten. Resim çektirirken mal. Tamam mı? Ya abi kafa gidiyor işte. Bence her şey dengeli. Bu hayatta yani, her şeyin dengesi olması lazım. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Ben aynen mesela öyle. İnsan kendini sevmeli. Aşırı sevdiğimi bir megalomani ya da bir narsizm kötü. İnsan açık sözlü olmalı ama bunu abarttı mı patavatsız. İnsan tutumlu olmalı, abarttı mı cimri. Yani bunun bir dengesi olmalı abi. Yani bunu anlatamıyorsun. Anladın mı? Ben mesela adam yarışmayı seviyor. Diyorum ki oğlum hayat yarışmadan ibaret değil. Kendini geliştir. Yani tiyatroya git, bir kitap oku. Mesela vücutçular geliyor buraya. Genç çocuklar. Oğlum ne yapıyorsun? İşte vücut diyor. Abi hocam gelişme gidecek. Tamam oturuyoruz mesela. İdman yapıyoruz. Yemek yiyoruz. Diyorum ki en son okuduğun kitabı söyle bana. Böyle bakıyor. En son ne zaman tiyatroya gittin? Bakıyor. Tamam. En son ne zaman bir ne bileyim böyle kendini entelektüel manada geliştirecek bir şey yaptın? Ya da hayatında bir uğraşın. Abi en son ne yedin diyeceksin ona. En son ne yedin? En son kaç gram yedin? Ya enteresan bir bilgi gelmeyecek. Tavuk pilavdır ya da brokoli. İşte. Tamam mı? Yani, bir de onun fazlası da olmaz yani. Evet. Ya oralarda takılıyoruz. Yulaf, brokoli, tavuk pilav. Oralarda takılıyoruz. Anladın mı? Ya da şimdi bir şey var. Diyet kekler. Bu da moda. Evet. Yani süper diyet kek yaptım. Süper diyet pankek yaptım. Yer misiniz? Sütlaç yaptım şekersiz falan. Yani hayatımızı kurtarıyor. Yani anladın mı? Ama yani buralarda takıldığın zaman
bu iş ne oluyor biliyor musun? Bu geçici bir iş abi. Bu yani senin aynen. Yani profesyonel vücutçu yok Türkiye'de. Bu vücutçu profesyonel. Hepsi hikaye, hepsi ders verip para kazanıyor. Aynen profesyonel abi. Vücutçu ne demek biliyor musun? Sadece işi yarışma olan adam. Yarışıyor evet. Ve para kazanıyor. Sponsor. O da Türkiye'de olmaz. O da Türkiye'de olmaz zaten. Yılda 5 kere resim çektiriyor. Evet. 5 tane dergiye işte üye. 20 tane işte seminere gidiyor. Her bir seminerden 8-10 bin euro alıyor. İşte böyle hayatını yaşayanlar profesyonel. Pro kart aldım. Ben alsan ne olur? Sallasan pro karta çarpıyor. Herkes de pro kart var. Ama bilmiyorlar işte. Sen bunu söyleyince insanlar anlıyor. Bilmiyorlar. Ya, herkes kendini başka türlü satıyor. Herkes kendini çünkü. Bak tamam da bak şimdi ben hepsinin başarısını tebrik ediyorum. O ayrı. Ama bir insanoğlu kendine en usta yalan söyleyen varlıktır. Kendine evet. Yalan söylemeyeceksin abi. Kendini keklemeyeceksin yani. El alemi kekle. Tamam da evet. Kendine yalan söyleyemezsin. Yani doğru. Sen pro kart olman demek bakkala gidince ekmeğe %10 indirimle almıyorsun abi. Pro kart olunca yani ne bileyim evdeki huzurun daha iyi olmuyor. Sen insan olarak da kendini geliştir ya. Evliysen, erkeksen karına nasıl davranacaksın? Ona da vakit ayıracaksın. Hayat tavuk pilav, antrenman ve poz. Sürekli aynanın karşısında pozdan ibaret bir şey değil ki. Senin bir hayat arkadaşın var. Senin hayatın üzerinde onun da bir emeği, onun da hakkı var. Onunla zaman geçireceksin. Onunla bir gününü ona ayıracaksın. Ne bileyim onunla bir şeyler yapacaksın. Şimdi vücutçu olan insanların çoğu bu araştırılmış. Mesela yurt dışında da Amerika'da bununla ilgili bir sosyal araştırma var. Başlanmış evet. Abi %85'i. Yazık günah değil mi? Yürütemiyor çünkü. Abi nasıl yürüyecek? Yani bütün hayatı spor olan bir insan nasıl yürüyeceksin abi? Yani kafa onunla gidiyor. Onunla bozuluyor yani. Doğru. Pazar günü adam gidiyor sabahtan. Akşam 4'te giriyor idmandan yani. Doğru. Kadın ya da erkek ne yapsın onu yani? Kendin gibini bulacaksın. O çok güzel bir söz. Anladın mı? O da zor abi yani. O kadar yani iki sporcu yan yana gelecek. Aynı kafada olacak. Aynı saatte idmana gidecek. Diyet yapacak. O çok zor iş ya. Nereden bulacaksın yani? Yok yok bak abi. Şimdi Oytun Erbaş diye bir doktor var. Bu adam çok akıllı bir adam. Diyor ki tamam. Mükemmel eş nedir diye sorulduğu zaman. Diyor ki kendin gibini bulacaksın. Bu doğru abi. Kendin gibini bulacaksın. Doğru ama o. Sen poz vermeyi yani. Seviyorsan o da poz sevsin. Sen araba mı seviyorsun? O da araba sevsin. Mesela sen fotoğrafçılık yapıyorsun. Fotoğraf çekmeyi hobi olarak seven ve bununla ilgili yani oturduğuma bir kadrajdan, bir kaliteli bir ışıktan, güzel bir fondan konuşabileceğin bir insan seni hayatta mutlu eder. Uzun vadede başka kafada olan bir insanla geçiremezsin. Tabii bu her şey için geçer. Doğru söylüyorsun. Bu her şey için geçer. Ya, sen iyi hani mutluluk arıyorsan bu abi anahtarı bu. Sen eğer hayvan seviyorsan mesela ben deli gibi hayvan severim. Şimdi benim hayatıma bir insan girdiğini düşün. Kediler mesela kediden korkuyor mesela. Ya korkuyor da sevmiyor çok uç. Ya var korkan da var sevmeyen de var yanına uzaklayan. Çiftlik hayatını sevmiyor. İşte kamp yapmayı sevmiyor. Offroad sevmiyor. Abi ben ne yapacağım onunla ki? Yani ne yapayım? Söyle bana ne yapacağım yani? Doğru. 3 gün sınavaya giderim. 5 gün ondan sonra ne yapacağım? Paylaşım yok. Doğru söylüyorsun. Spor devamlılık isteyen bir şey. Sevgi, aşk, birliktelik, aile kuralı da devamlılık isteyen bir şey. Hayattaki ne yapıyorsan devamlılık yaparsan yani eğitim devamlılık isteyen bir şey. Sen şimdi bir kere fotoğraf çekip bırakmadın. Yıllardır çekiyorsun devamlılık halde ve bir yukarı doğru giden bir ivme yakalıyorsun. Bazen aşağı doğru da bile gitse toparlıyorsun yine yukarı doğru bir ivme kazandırıyorsun. Böyle böyle başarıya gidiyorsun. Hayat şimdi böyle bir şey yapmazsan 15 evet. Sene sonra fotoğrafçılıkta duayen olmak istiyorsan Bu devamlılığı sürdürmen lazım. Aynen vücut öyle. Geliştirme de öyle. Bak ben 48 tabii. Yaşındayım. Hala spor yapıyorum. Her gün antrenman yapıyorum. İşte her yerime dikkat ediyorum. İşte yememe elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Ben 13 bir de kaç tane ameliyat... onu bak ağzını aldım. Kaç tane ameliyatım var diyecektim. Boynumda 4 tane implant var. Dirseğim o strongman'de kopmuş. Bisepsim evet. Oran buram. Ama yani hayatı devam ettireceksin abi. Hayatı bırakmayacaksın. Yani doğru. Seni aşağıya çek devam. Şimdi bana diyorlar ki salonlar ne olacak hocam? En fazla kapanır. Nasıl ya? Arkadaşlar kapanır hayatı tekrar kazanırız. Yani ben hayatı zaten babamdan miras kalmadı ki. Aynen. Ben üniversite okudum 2 tane. Gece gündüz okudum, gece çalıştım. Hayat beni zaten ben zaten parasızlığa ve mücadeleye alışkın bir adamım. Ben doğru tekrar söylüyorum. Her şeyi kurarım. Bak biz tersane kurduk, battık orada. 27 milyon euro para battı yani 2011 yılında. 1300 tane çalışanımız vardı. Biz gemi yapıyorduk içe ortak. Ben büyük hissedarıydım o işin. Ne oldu abi? Battı. Yeniden her şeyi toparladık. Yine olur. Yani rızk Allah'ın yani derler ya rızk aslanın ağzında değil Allah'ın arzındadır. Rabbim vesile ettiyse sana verir onu. Yani sen çalışıyorsan
Allah takdir etti. Seviyor, çalış sadece. Ama çalışacaksın. Evet. Önemli olan da çalışmayı bırakmayacaksın. Abi çalışacaksın yani. Tabii yani ben. Öyle beklemeyeceksin ben, yani. Adam. Ben gece işçilerin yaptığı işi yapıyordum abi. Yani sabah ben 4 gece sabahlayarak orada çalıştığımı biliyorum yani. Bu iş kolay olmuyor hiçbir şey. Bu işler de kolay olmuyor. Doğru. Hala mesela işte ben hocalık yapıyorum. Hala ders çalışıyorum. Emre Hoca'dan aldığım kaynakları çalışıyorum. İnsanlara ders anlatıyorsun, ileri ders anlatıyorsun. Çünkü doçentlere de anlatıyorsun, birinci kademeye de anlatıyorsun. Sedanter insanlara da seminer veriyorsun. Bir okula gidip ebeveynlere çocukların beslenmesi ve çocuk yani pediatrik fitness hakkında da bilgi veriyorsun. Her seviyeye göre bir şeyler anlatabilmen lazım. Onun için kendini geliştireceksin abi, çalışacaksın, uğraşacaksın. Bizde o yok. Mesela adam yarışmaya hazırlanıyor. Son güne kadar ben ne yiyeceğim, ben ne yapacağım, ben işte... ne kadar su içeceğim? Abi bunu daha önceden araştırsana, yumurta ağza gelmeden bu sorsana yani. Ama ben mesela yine de o bir işe de yaramıyor. Çünkü çocuklar hocalarının dediğini dinlemek istiyorlar. Çoğu evet. Hocada bilmiyor garipler yani. Çok iyi insanlar. Çok eğitimliler. Hepsinin akademik kariyeri var belki. Ama yarışmacılık başka bir şey abi. Yarışmacılığı evet. Ben bilirim. Yarışmacılığı Serdar bilir. Yarışmacılığı yarışan çocuklar bilir. Podyum görmüş kızlar bilir, kardeşlerimiz bilir. Bu yarışmayan adam yarışmayı bilmez ki. Sen orada oturup da şunu şu kadar içmeye göre ve kime göre yani bir şey söylüyorsun ama olmaz ki. Bunu deneyerek yanılarak ki her vücut kendine özel bir yapısı var. Yani mesela... Birinin yediği birine uymaz değil mi abi? Mesela birine kırmızı et uyar, birine beyaz et uyar. Birine lapa pilav uyar, atıyorum işte siyah pirinç uyar, birine basmati uyar. Yani bunu deneme yanılma yolu galiba. Ercan'la biz birbirimize çok benzeriz fiziken de. Tamam. Ercan kırmızı et yer, ben beyaz etçiyim. Ben beyaz ya. Eti, Ercan'a beyaz eti yedirelim. Ercan her yeri sümük gibi oluyor adalesi. Evet. Bana kırmızı et yedir, ben kesin ishal oluyorum. O kadar kırmızı eti benim vücudum sindirmiyor. Yani ben günde 1 kilo kırmızı et yediğim zaman pertim abi. Benim çünkü A grubu, Ercan 0 grubu yaraş pozitif. Ben A grubu yaraş pozitifim. Evet. Mümkünatı yok ama farklıyız yani birbirimizden. Yani aynı araba düşün, biri LPG'li, biri dizel ya da biri benzinli gibi düşün. Her şeyi farı bilmem ama insanlar da böyle farklı. Şimdi vücutçunun kendini çok iyi tanıması lazım onun için. Yani hocasından önce bence sporcunun kendini önce tanıması lazım ki yani hocasını da yönlendirebilsin bir bakıma. Hocası diyor ki yoğurt ye. Adamın gıda intoleransı testi geçecekse problemi var. Yoğurt yememesi lazım. Laktoz hassasiyeti var. Laktoz hassasiyeti. Mesela bende yok. Ben yesem de beni sıkıntıya sokmuyor. Ama mesela genelde bak kitaplara kırmızı et yiyenler sıfır grupları avcı grup. Evet. A grupları çiftçi grup diye geçiyor. Bunlar daha çok böyle tahıl işte beyaz et ama bu beyaz etin içinde hindi tavuk yiyebiliyorlarsa ya organik tavuk yiyecekler ya da hindi. Hindi daha az işlemden geçmiş bir hayvan. Evet. Hindi de yiyorsan tavuk daha çok kafesin içinde galiba. Büyütemiyorsun. Ölüyor hemen. Yani o biraz doğru. Daha duygu yani yapısal olarak farklı bir hayvan. Ondan sonra AB grupları da mesela iki eti de yiyebiliyor. Mesela benim A grubunun kırmızı et yemesi ben kıyma şeklinde yersem daha kolay sindiriyorum. Mesela araştırıyorum. Arkadaşlar araştırsınlar. Hani evet, benim dediğim %100 doğru diye bir asla bir şeyim yok ama araştırsınlar yani. Ya da denesinler. Hani performansına baksın. Ne oluyor kırmızı et yiyince ya da beyaz et yiyince ya da hangi kaynaktan karbonhidrat alınca daha iyi oluyor. Mesela sen pirinç yesen sana iyi gelir. Bana kuru yemiş iyi gelir. Mesela ceviz, fındık, badem. Öbürüne yulaf yesi iyi geliyor. Kiminde hiç karbonhidrat onlardan değil. Tamamen meyveden almak istiyor. Evet. Hani... Bir şey soracağım sana. Sözünü kestim. En iyi sen bilirsin bu konuyu. Karbonhidrat için karbonhidrat ne diyorsun? Karbonhidrat dengesine. Mesela bazıları der ki diyette karbonhidrata yüklen. Kesmene gerek yok. Bazıları der ki karbonhidratı çok düşürelim. Çünkü diyette çok gerekli. Yani karbonhidrat için bodybuilding'de karbonhidratın yeri nedir? Şimdi ondan önce birisi benim çocukluk arkadaşım o. Gül bir şey sormuş. Gülcüm B grubu iki eti de yiyebiliyor ağırlıklı olarak ama sağlıklı olan burada ve kolesterol en az olan et beyaz etler. O yüzden beyaz eti B grubu da tercih ederse daha iyi. Ama tabii biraz da lezzet meselesi. Bir gün yemiyorsun. Her gün yediğin için profesyonel sporcuların lezzetli bulduğu ve yiyebildiği, sindirebildiği et yemesi lazım. Şimdi karbonhidrat şöyle Uğur. Evet, dünyada abi. En fazla insanı öldüren bağımlılık karbonhidrat bağımlılığı. En fazla insanı öldürüyor. Uyuşturucudan, trafikten, sigaradan en fazla karbonhidrat. Karbonhidrat çok hassas bir denge. Bir kere insan kendine uygun karbonhidratı bulmalı. Kendine uygun karbonhidratı doğru miktarda almalı ve kendine uygun doğru miktarda olan karbonhidratı doğru zamanda almalı. Şimdi burada 3 tane kavram var. Türev yani
Dediğin karbonhidratın türü. Tamam, tamam. İkincisi miktarı, üçüncüsü tamam. zamanı. Şimdi doğru karbonhidratı doğru miktarda yanlış zamanda aldın mı fail. Hata veriyor vücut. Doğru miktarda doğru zamanda ama yanlış karbonhidrat aldın yine bir şey olmuyor. Yani bu üçünü oturtmak çok büyük bir sıkıntı. Bazı insanlar bu konuda çok hassas. Onların muhakkak bir YORK testi yani gıda intolerans testi yaptırmaları lazım. Ama evet. genelde karbonhidratı vücut geliştirme yapıyorsan çok kilo almaman lazım. Yani senin yarışma podyumdaki diyelim ki kilon bayansan 55. Sen en fazla 60-62 kilo olabilirsin. Sen 65 oldun mu senin bağ dokun, cildin bunu kaldırmaz. İleride problem yaşarsın. Sen vücutçusun. 100 kilo yarışıyorsun. Abi 110-115 kilo arasında olabilirsin. E niye eski bizim bodyciler hep böyle 20 kilo 30 kilo koyardı sonra onu atmaya çalışırdı? Uğur, değil mi? Şimdi, şimdi Amerika'dan bize dergi gelirdi. Şimdi resmi var. Tamam mı şeyin mesela Flex Wheeler'ın. İşte off sezon diyor. Adam 80 kilo. Podyuma 115 kilo çıkıyor. Bizde adam off sezon 130 kilo. Podyuma 80 kilo çıkıyor. Onu diyorum ya, öyle geziyorlardı yani. Eskiden ya, öyleydi. Diyorum ki bu adamın diyorum yarısı nerede? Tamam mı? Yani yarısı nerede? Şimdi sen yağlı bir adamsan ben seni bana geldin çok yağlısın. Ben seni öncelikle zayıflatmam lazım. Yağından arındırmam lazım. O dönemde seni büyütemem. Hem karbonhidratı sana 100 gram, 150-200 gram yediririm. Hem de evet. kaslarını büyütemem. Ne oluyor? İster istemez kas atrofisi de oluşuyor. Kas da kaybediyorsun. Ne kadar yağlıysan o kadar az karbonhidratla başlıyorsun. Şöyle düşün. Benim abi bir şey söyleyeyim. Sözünü kestim. Kaç dakika var bilmiyorum. Ben bunu kapatayım, kaydedeyim. Bir daha açalım. Çünkü bir saat dolduğunda şey oluyor. Kayıttan çıkıp kaydedemiyoruz. Instagram TV'ye kaydedeceğim. Ne kadar kayıttan oldu? Yok demin kapattık tekrar açtık. Ama hayır seni ben kapatmadım. Seni gönderdim. Benimki tamam açık. O zaman. Daha kapatayım dakika, şimdi açıyorum. 6 dakikamız var. 1 saat oluyor. 1 saat doluyor galiba. Evet. Şunu kapatayım tekrar açayım. Tamam hadi kapat açtık. Yani tamam, kusura bakma yazıp duruyorlar aklımız kalmasın diye diyorum. Şimdi istediğiniz zaman kapatabiliriz veya konuşabiliriz. Tamam sıkıntı tamam. yok. Şimdi nerede kalmıştık ne konuşuyorduk ya kafamda gitti. Nerede kalmıştıktan önce sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bir mekanda şu an yayın yapıyorum. Body Pound diye bir yer. Bizim arkadaşımız var Tolga. Zamanında kapıda duruyormuş. Seninle ilgili de bir anısı var. Belki Ersin abi hatırlar dedi şeyde. Bu rap bar vardı Taksim'de. Neydi? Neydi oranın adı? Şeyciler gidiyordu. Rapçiler gidiyordu. Hatırlıyor musun? Ha Rhythm. Tolga eskiden Rhythm'da kapıda duruyormuş da. Evet. Orada bir ufak bir sürtüşme çıkmış. Sen de oradaymışsın da. Adamın tekini şeye... Evet Rhythm. Orada bir sıkıntı çıkmış. Bizim Tolga da oranın kapısındaymış. Sen adamın tekini almışsın duvarlara doğru bir fırlatmışsın adam 3 metre uçmuş bana ondan bahsediyordu ya kavga çıkmış sen de orada kavgaya falan karışmışsın hani ayırıyorsun sonra herhalde seni de pek dinlememişler veya öyle bir sıkıntı olunca yine mi gittin bak tam da güzel yerindeydik evet, Ersin abinin hem sesi gitti hem görüntüsü gitti. Fransa konsolosluğuna uçtu adam. Tamam, şimdi söyleyeceğim de. Ersin abi. Ersin abi ayrıldı, şimdi geri gelir. Geliyor mu sesim? Geldi şimdi oldu. Döndü. Adamı Fransız konsolosluğuna fırlatmışsın. Fransız konsolosluğun duvarına. Genelde önce fırlatıyorum. Sonra bir daha gelirse dövüyorum. O çok. Aynen öyle. Ya şaka bir yana da yani. Yok şaka yapmamışsın. Bayağı fırlatmışsın yani. Ya ne yapalım işte. Ya, keşke o dönemde böyle benim üniversite okuduğum. Ben iki tane üniversite okudum Uğur. Ben Alman Dil Edebiyatı mezunuyum. İkinci üniversitemde çocuk ve aile psikolojisi. Ben evet. normalde çocuk psikoloğum. Pedagogum ya. O yüzden seninle yanlışıyoruz. Anlatma lan Uğur'cum. Sen anlat. şimdi şöyle bir şey var. Karbonhidrat meselesi
Dikkat edilmesi gereken bir şey. Şimdi mesela sen 100 kilo podyuma çıkabilecek kapasitede bir adamsın, tamam mı? Erkut'um aleyküm selam canım dostum. 100 kilo podyumda definisyon olarak, şimdi ben rakamı böyle yuvarladım ki insanlar kendine göre bir şey yapsın. 100 kilo podyumda yarışabilecek kapasitede, kas yapısına sahip bir adamsın. Sen şimdi bana 110 kilo, 108 kilo gelirsen, ben seni 103 kilo, 104 kilo podyuma çıkarabilirim. Belki 107 kilo. Ama sen bana 130 kilo gelirsen, ben seni 95 kilo ya da 92 kilo zor podyuma çıkartırım. Çünkü buradaki en büyük sıkıntı senin yağlarını yakmaya çalışırken vücudunun çok fazla kas Kas kaybetmesi ve senin fazlalıkla strese maruz kalma. Çünkü diyet çok ciddi bir stres. Katı Diyet diyetten yaptığın, bahsediyorsun ama ya. Sonuçta hadi yarışmacı diyetinden yarışma, bahsediyorsun. yo, normal diyetler diyor. Yani iyi bir diyet yapan sedenter bir insan da vücudunu strese sokuyor. Bir kere açlıktan uyuyamıyorsun. Muhakkak serekuel melekuel bir şey alıp ya da işte biraz işte melatonin alıp bir şey, hani böyle bir mutluluk hormonu bir şey dışarıdan bir takviye alıp uyuyabilmen lazım. Ondan sonra ikincisi dingin bir kafada olman lazım. Eğer steroid kullanan bir adamsa bir kere normalden çok daha sinirli ve çok daha agresif oluyor. Alıngan oluyor. Siniri geçmiyor. Şimdi normalde şimdi sen beni kızdırsan benim sinirim 2 dakika sonra geçiyorsa 20 dakika geçmiyor. Yani otonom sinir sistemin, merkezi sinir sistemin Kafaya takan bir adam oluyorsun. kendini onaramıyor. Anladın mı? Ya yani problem yaşıyorsun. Stressiz bir hayatın olması lazım. Doğru. Onun için sinirlenmemen lazım. İşte kontrol etmen lazım. Burada psikolojik olarak da kendini hazırlaman lazım. Sen ne kadar yağlı gelirsen yarışmada o kadar stresli, sinirli, o kadar kas kaybeden, o kadar daha çok aç kalan, o kadar daha acı çeken bir adam oluyorsun. Onun yerine bak zamanda fazla kilo almadan, mesela bunu en iyi bizim Hulk yapar. Şey neydi onun çocuğun, bizim Mustafa. kardeşimiz adı Mustafa yapar. Ha, Kulakları Mustafa. çınlasın. Mustafa çok kilo almaz. Yarışmaya girerken Serdar da öyledir mesela. Hiçbir zaman çok kilo almaz. Ama Ya o biz eski bodycilerin işi galiba ya. Eskiden çok öyleydi yani. Çok kilolu geliyorlardı. ya şimdi mesela bizim Okan var, Okan Meriç. Bizim Prestige, o bizim Coşkun'un oğlu. O da öyle çok kilo almaz. Hep cam gibi gezer. Kolay definisyon olur. Ağır siklette geleceğin en büyük ağır sikletlerden biri olacak inşallah. Ama işte çok kilo almaması gerekiyor. Temiz beslenmesi gerekiyor. Kendine abuk subuk böyle şeylere takmaması gerekiyor. Bence karbonhidrat çok önemli Uğur. Anladın mı? Karbonhidrat Evet çok abi. önemli. Karbonhidrat yeme hastalığı, tıkınma hastalığı varsa geçmiş olsun abi. Evet. Onu tamir Evet. etmek de çok zor. Onunla uğraşmak da çok zor. Onu definisyon yapmak da çok zor. Onu diyet yaptırıp bu acıyı çektirmek de çok zor. Sosyal hayatım bozuluyor. Yani antisosyal Doğru. kişilik bozukluğu ortaya çıkıyor. İş yerinde sinirli oluyorsun. Mesela ben şimdi yarışmacı çocuklara son 20 gün gidin diyorum, gezin abi yani. Gelmeyin salona. Çünkü sanki 10 kişiyi öldürüp bir yere gömmüş de gelmiş gibi bakıyorum. Oğlum diyorum, gülsene diyorum. Yani Niye güleyim ki diyor falan doğru filan. Anladın söylüyorsun. mı? Ya çünkü niye öyle biliyor musun? Çünkü 75 kilo yarışıyor. Kamil geliyor 110 kilo. Ya. 110 kilo geliyorsun. Yarın yok zaten. Anladın mı? O aç Doğru. kala kala, gece uykusuz kala kala, günde çift kardiyo. Abi böyle böyle yarışmaya hazırlanmaz ki. Şimdi ben Doğru. yarışmaya hazırlanırdım. Formda olduğum zaman ilk bir ay, 1,5 ay kardiyo bile yapmazdım. Yaptığım antrenmandan sonra bir 15 dakika kardiyo sonunda yetiyordu. Son bir ay biraz kardiyo arttırdım. İşte iki günde bir tam yarışmaya girersin. Şimdi öbür türlü adam, affedersin, göt göbek geliyor, varil gibi olmuş, yanaklar olmuş böyle köy çocuğu gibi. Hocam diyor, yarışmaya yetişebilir miyim? Derdi yetişmek bak. İyi Tabii. olmak, iyi olmak değil, yetişmek. Çünkü nasıl yetiştireceksin abi? Doğru. Sabah 1 saat kardiyo, akşam antrenman, ağırlık antrenman, akşam 1 saat kardiyo. Abi yani ona can dayanmaz ki, bir tane insansın yani. Doğru. Senin ailen yok mu, çoluğun yok mu, çocuğun yok mu, karın yok mu, sevgilin yok mu, iş yerinde bir sosyal bir performans sergilemen lazım. İnsanlar seni böyle katil suratla ne yapsın salonda abi? Süper bir Doğru. vücut var, böyle bakıyor. Mal gibi. Ya da işte kadın erkek yüzü gözü böyle çorba gibi olmuş. Böyle deli gibi bakıyor sağa sola. Abi o yani, sen kendini bitiriyorsun. Özel derslerin varsa o dönem özel derslerin bitiyor. Tabii. Agresifsin, sürekli sinirlisin. İnsanlara merhaba diyemeyecek hale geliyorsun. Bitiriyor seni yani.
Ama doğru. Kilo almazsan çok kolay atlatıyorsun bunu. Aslan gibi böyle güle oynaya o dönemi atlatıyorsun ve çok iyi bir iş çıkartıyorsun. O yüzden yarışmacı olanların kilo almaması lazım abi. İşi görsellikle olan insanların kilo almaması lazım. Bu hocalar için de geçerli. Sen antrenörsen bir şekilde bir ambalaj satıyorsun yani aynı zamanda. İnsanlar senin bilgini değil önce bakıyorlar. Bir şey gibi yani. Ulan Kerin İlacı olsa kendine söyler. Obez bir adam spor hocalığı yapıyor falan. Anladın mı? İnsanlar çok mutlu olmuyor bununla. Hani seni de evet, formda doğru. Görmek istiyor ki çoğu adam için motivasyon kaynağısın. Mutlu oluyor falan filan. Burada bir denge söz konusu. İşte onun için yani biz eskiden abilerimizden de hep böyle fit gezerdi bizim abilerimiz. Yani iri adamlardı ama mesela Turan abim var, Turan Şen. Her zaman formda gezerdi. Şimdi katıldığını gördüm. Tülü abimiz vardı. Tülü iriydi ama hani çok formları bozulmazdı. Evet. İri adamlardı. Ben bunlar. O zaman yetişemedim tabii. Çok. Tülü abi 140 kilo, şey, 138-140 kilo olurdu. 115-120 kiloda yarışırdı adam. Yani obez olmazdı yani. Anladın mı? Onun için yani biraz da onlar da bize söyler. Oğlum böyle yapın, şöyle yapın. Hani kilo almayın, bilmem ne yapmayın. Biz şimdi yani bunu çok kaçırıyor bizim yeni jenerasyon. Çok kilo almayın. Evet. Bir kısımda hep definisyon gezmek istiyor. O da ayrı bir o da ya bir şey söyleyeyim mi? O da vücuda zarar değil mi? Onlara ben six pack tayfa diyorum. Manyak o, kafayı yemiş. Peki o bak 60 yaşından olacaklar. Öyle düşün. 55 yaşında, 50 yaşından olacaklar. Bak o ciddi bir hastalık biliyor musun? Bu var ya. Bak o ciddi bir hastalık. Ya sürekli full ilaçlı geziyor. Mesela 11 ay kesmiyor ilacı. Peki i̇şte ben o 50 Şahin rahmetli olacak. Rahmetli Şahin öldü işte abi. Yani zaten vücutçuların çoğunda çok ciddi mesela üreme ile ilgili problemler var. Sperm sayısında sıkıntı var. Ya da işte çok ciddi başka cinsel problemler oluyor. Ya da işte vücuduna durduk yere manasızca testosteron yüklediğin zaman bu seni rahatsız edecek durumda başka şeylere yönlendiriyor. Bizim toplumumuz bunları kaldıracak bir toplum değil. Şimdi hocaların da dikkat etmesi lazım. 25 yaşında bir çocuğa kalkıp haftada 1500 miligram testosteronu verdiği zaman o çocuk yani sen bir sapık yaratıyorsun yani, anladın mı? Bu iyi bir şey değil. Hani buna gülüp eğleniyoruz ama çocuğun aklı sürekli böyle bir şeye kanalize olması demek çocuğun hayatını etkiliyor yani. Hata yaptırıyor ona. Varsa bir ilişkisi bozuluyor. Hayatını bir tek bunun üzerine kuruyor. Ondan sonra hep bununla ilgileniyor. Bu ne olur abi, bir yerden sonra bunun sonu yok ki yani. Bu yaşamsal bir ihtiyaç olmalı. Hayatta odaklanılan bir gidilecek bir hedef olmamalı. Özel hayat, cinsellik. Çocuk cinsellik etrafında sayfaya resim koyarken cinsellik cinsel anlamda sosyalleşmek için koyuyor. İşte araba alırken ona göre alıyor. Giyilirken ona, abi dünya böyle bir şey değil ki. Bu senin yemek yediğin gibi, o güldüğün gibi, ağladığın gibi hayat, yaşamsal bir ihtiyaç. Bunu yap tamam ama buna odaklanarak yaşadığın zaman sapığın teki oluyorsun. Ve gidiyorsun en sonunda hata yapıyorsun. Olmayacak birine yazıyorsun. Olmayacak birine ilgi duyuyorsun. Olmayacak bir yerde olmayacak birileriyle bir şeyler yapıyorsun. Ondan sonra bitti. Sonra rezil yani, oluyorsun. Aynen. Rezil üsva değil, bir de yani prestij kaybediyorsun, arkadaş kaybediyorsun. Tabii. Bir de maddi anlamda para kaybediyorsun. Ya yani bunun sonu yok ki. Anladın mı? Yani gelmiş adam 40-50 yaşında hala bunu kovalıyor. Anladın mı? Yani ulan bir sakin ol yani artık. Yani manyak yani. Saçın sakalın ağrı. Normale dön lan, gerizekalı. Yani hayat bundan ibaret bir şey değil ki. Hani bundan da ibaret değil. Bundan da ibaret değil. Yani bir sakin ol. Normal, kaliteli yaşa yani. Tamam. Evet. Duygu bir şey kalmıyor. Anladın mı? Hani bir insan ilgi duyar abi. Seversin. Bir özel bir şey istedersin. Bunlar değil abi. Yürüyen ve işte kalçası olan ya da işte bilmem biraz güzel görünen herkese saldırıyorlar abi. Böyle bir şey değil ki dünya, anladın mı? Yani bu kötü bir yere gidiyor ve ondan sonra da zaten mutsuz oluyorlar. Bu spor insana artı kazandıracakken sana yük oluyor abi yani, anladın mı? Böyle bir kafayla yaşadığını düşünsene. Yani bu ciddi rahatsız edici bir şey. Sen yani hayatta çünkü insanların sınırları olmalı yani, anladın mı? Sen bir yaratılmışların en şereflisin. Buna göre yaşaman lazım. Hayat içmek, sıçmak, bir tek işte cinsel olarak bir şeyler yapmak, insanlara kendini teşhir etmek, sürekli çok ilgi görmek. Yani herkesin içinden bir Michael Jackson çıkıyor abi. Anladın mı? Resim paylaşıyor, kaç kişi like yapmış. Kafa buna gitmiş. Anladın mı? Like'ı düştü, sapık bir video çekeyim. Ondan sonra işte mayo şurama çekeyim, bilmem ne çekeyim. Ondan sonra diyor ki, adam diyor ya, hep herkes bana sarkıyor. Ne yapsın adam seni öyle? O bu resme bakıp da adam ünlüye mi gitsin yani? Aynen öyle. Yani biliyor zaten. O da biliyor da işte yani. Çatalı gösterirsen şimdi ne yapacak? Muslukçular birbirinden sana
plaket mi verecekler yani? Çok güzel çatalınız var. Sen çatalı gösterirsen erkeksen ya geyler yapışacak peşine. Kadınsan da ya sapıklar yapışacak. Ne haber yazacaklar yani. Ne diyecekler? Çatalını kapat üşüteceğim mi diyecekler yani. Belini üşüteceksin. Çatalı kapat. Ya ama gülüyoruz ama yani görüyorsun abi. Şimdi ben her zaman bunu böyle söylüyorum. Hani milletle alayım olmayı. Bakın ben bunu ciddi söylüyorum. Ya diyorum ki bir insana bak. Bir insanın diyorum yani yüzünden çok götünün resmi varsa o kafa gitmiş onun yani. Abi bu hani son bu, yani son 5 senede falan çıktı bu iş ya, inanamıyorum. Abi şöyle resim var ya. Abi 5 milyon tane kıç resmi, kalça da kalça. İçimiz dışımız kalça oldu abi. Eskiden Sevtap Parman vardı, hatırlıyor musun şimdi? Yaşı küçük hatırlamaz da. Asla. Yani hani o çok meşhurdu, anladın mı? Şu an hepsi öyle geziyor yani. O Sevtap Parman'ı bir gün döveceğim görürsen bir yerde. Onun yüzünden oldu bu. Ama evet aynen öyle. Ne gazetesi tam gazete. Ya abi bak şimdi. Gazetesi. Bak ben mesela kurslarda çocuklara anlatıyorum, hocalara diyorum ki siz diyorum böyle kendi halinde yaşayan bir genç kızı sporcu yaptığınız zaman bu ahlaken de bir şeylere yardımcı olun. Yani erkeklere de söyleyin. Bak oğlum sokakta böyle daracık tişörtle bilmem ne böyle her yerini böyle teşhir edecek şekilde böyle bir artist. Bak bu başını belaya sokar. Şimdi Adana'da yaşıyor çocuk, böyle gezerse ya bir yerde bıçaklarlar. Aynen ya bir yerde öyle. Affedersin gelir omuz atarlar. Yapma oğlum bunu işte, daha sakin giyin yani. Sen zaten güzel bir adamsın ya da güzel bir kızsın. Bırak zaten bunu biraz gizli kapaklı olsun yani, anladın mı? Ondan sonra işte kızsan kızım diyorum, sen asilliğinle erkeklerin dünyasında özel bir yer alırsın. Çıplaklığına değil. Çıplaklığına 10 bin kişi seni like'lar, 100 bin kişi. Bu bir başarı değil. Anladın mı? Yani Sibel Kekili'yi de 1 milyon kişi tıklıyordu ve like'lıyordu. Bu şimdi başarılı mı yani? Hani ama ne? Sibel Kekili başarılı bu arada. O bıraktı ve başka bir şeye geçti. Yani işte yani ne olduğunu biliyoruz abi yani. Eğer sermayen buysa bana göre büyük başarısızlık, fiyasko ama hani kimine göre başarılı. Ben bir şey diyemem. Ama şimdi ben şunu söylüyorum yani. Bak yine söylüyorum Uğur. Bu işi bak bizim sektörümüz çok bozuldu. Anladın mı? Bizim sektörümüz çok bozuldu. Mesela bak çok özür dileyerek söylüyorum arkadaşlarıma. Bütün bak yarışmacı kardeşlerim var, kızlar var. Hepsiyle abi kardeşliği çok dostluk ilişkim var. Şu an bütün eskortlar bizim camiaya girdi biliyor musun? Şimdi evet. Bir kadın düşün, kendini pazarlıyor. Soyunsun, çıkmak resimlerini çeksin. Dersin ki direkt eskort, engellersin. Bir tane geliyor bir yarışmaya giriyor bir yerden oradan buradan. Evet. Ama bizim federasyon, ama başka federasyon. Doldurmuş her yeri resim. Kadının sporla alakası yok. Şimdi bir insan squat yaparken kıçının arkasına tayt giyip kamerayı koyup squat yapıyorsa bunun derdi squat göstermek mi yoksa başka bir şey mi? Sen aynen öyle. Aynen öyle. Ahlaksızlık oluyor. Ulan squat'ı zaten yandan bakacaksın. Oradan görür. Madem eğitim videosu veriyorsun. Ben şimdi sahneye birini çıkartıyorum mesela derste birinci ikinci kademede. Arkadaşlar diyorum düzgün squat, postür, bel pozisyonu, kalça bilmem ne işte. Sırtınızı diyorum çok kambur yapmayı falan. Hiç kimseyi arkasını millete döndürüp yaptırmıyor. Yandan göster. Çünkü squat yanlar. Şimdi ya da işte abduktör iç bacak çalışıyorsun. Karşına kamerayı koyduğun zaman bir short var. Kalçanın %80'i dışarıdaysa arkadan da lunge yapıyorsan bu artık sen hareket çekmiyorsun abi. Başka bir şey yapıyorsun. Yani evet. Bu yazık günah. Hani bu sefer ne oluyor biliyor musun? Normal kızlara da tövmet altında kalıyor. Doğru. Anladın mı? Yani tövmet altında kalıyor abi. Bu iş gitgide pornografik ve erotik bir yere doğru gitmeye başladı. Kötü duruyor. Aynen. Ya ben dünyanın hiçbir yerine bu kadar rezillik görmedim. Abi. Bir Amerika'da var, bir de bizde son zamanlarda bu. Ve inanılmaz fazla bu işleri kovalayan kadın bizim sektöre girdi. Yani bu escort bir erkeklerde de var abi. Herif gay, mey, bilmem. Kimsenin özel hayatında bir lafım yok yani. Anladın mı? Yani ama yani zamanında bizim Levent'in oradan yazdığı gibi bütün mafyaların, bütün omuzu düşüklerin işte galerici olması gibi. Tamam mı? Çünkü kendini en iyi öyle kamufle ediyor. Levent bunu biliyorsun. Bütün mafyomatikler para satar adam galerici. Gidiyorsun para satıyor. Tefeci aslında galerici. Şimdi işte bütün işte abuk subuk işler yapanlar kendini kamufle edip başka işler yapıyormuş gibi gözüküyor. Şimdi bu işi çok güzel yapan, hayatını spordan kazanan, hocalık yapan, bir sürü insan yetiştiren, kendi yaşadığı bölgede ufak bir salon açmış, orada geçirmeye çalışan, çok onurlu, çok namuslu, çok efendi, çok kaliteli kadınlar da var. Erkekler de var. Bak onları tezliye diyorum. Hepsi canım ciğerim. Ama abi yani şimdi sen geliyor salona, giymiş abicim affedersin bir tane sütyen. Memenin %90'ı dışarıda. Bir ucu kapalı. Aynen. Giymiş bir şortun yarısı başka bir yere kaçmış. Onunla squat yapıyor. Salon içine geziyor.
Ondan sonra diyor ki herkes bana sarkıyor. Ne yapacak abi sana bakıyorsa? Yani sana bakan ne yapacak? Gidip namaza mı başlayacak? Yani şimdi ondan sonra normal bir kadına da, sporcu kadına da gidip abuk subuk senden yüz bulup mesaj atıyorlar. Yani ben işte biz bunda uyanık olmamız lazım. Ben mesela kardeşlerime hep söylüyorum. Abi vücudunuzu tabii gösterin. Çok güzel bir şey yaptınız. Ama bunun bir üslubu olmalı. Aynen öyle. Yani bunu bir toplumda yaşıyorsunuz. Anladın mı? Yani dikkat edin yani. Çok param var, paranı gösteriyorsun. Ne kadar rezil bir şey değil mi? Şu an benim mesela burada bir deste parayla durmam beni kim, insanların gözünde ne yapar? Rezile bak lan ne görgüsüz. Şimdi aynen. Ben telefon düştü diyormuşum. Burada böyle bir tomar para varmış. Ne kadar komik duruyorsa işte affedersin kıçını başını gösteren de böyle ya da erkek kadın bu kadar rezil duruyor yani. Ya da aynen arabasını aynen. Böyle adam araba kullanıyor. Elini saatini. Arabanın ya gözünü seveyim yani. Bak buna rezillik. Düşen, bak bir şey söyleyeceğim. Buna düşen ama kadınları da anlamıyorum. Yani hani ya kadın erkeği bak bunu bak hayır, bunu, bu kadar amele bunu, bir fotoğrafa düşenleri de anlamıyorum. Anladın mı demek kadın, istedim? Bunun kadın erkeği yok ama bak ne kadar kötü abi, duruyorsa bu da o kadar ya. Bu da o kadar kötü duruyor. Yani aynen. Şimdi ben bunu anlatamıyorum. Anladın mı? Biz bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplumun kendine göre dinamikleri var. Sen şimdi mesela sana enteresan bir şey söyleyeyim. Almanya'da Stuttgart'ta bir spor salonuna gittik. Bir kadın böyle aşırı açık. Hemen kadını çıkardılar biliyor musun? Niye rahatsız ediyor çünkü insanlar. Böyle teşhir edici giyinemezsiniz. Doğru. Burası öyle bir yer değil. Lütfen çıkın dediler. Ya bizim kendi sporcularımızdan ya. Bir tırnakları var bu kadar. Bir arkadaşımın yanına iş görüşmesine gitmiş. İşe almadılar onu. Çocuk dedi ki bu kıyafetle Acar kentte gezemezsin. Ya kusura tabii bakma kardeşim dedi. O da yani dünya şampiyonu bir sporcu ismi lazım değil. Pro mu Robin dedi. Kardeşim kusura bakma eskorta benziyorsun dedi. Sen bu şekilde burada dedi ben seni nasıl çalıştırayım? Dudakların böyle, memelerin dışarıda, şortun dedi bir yerinde. Burada benim karım çalışıyor. Bak benim karım 1.80 boyunda. Eski manşe. Bak dedi daha burada. Bu doğru. Senden güzel ha dedi yani bir de böyle. Bak bu kadın senden güzel. Teşhirli bu kadın. Güzel Türkçe güzel eski dedi. İkinci güzeli. Hani Miss Globe bilmem ne yarışmalarda derece almış falan bir kız karısı. Benim karım dedi senden daha güzel. Baksana dedi. Bu anne çünkü. Sen buraya geldiğin zaman dedi buradaki bütün sapıkları üstüne çekeceksin. Burası değişecek. Buraya kimse kocasını göndermez. Kusura bakma ben senden çalışamam. Tırnağının dedi şekline bak. Al dedi şu telefona bir mesaj yaz dedi. Yazamadı tırnaklardan. Doğru. Şimdi bak çok basit bir şey. Kimsenin özel hayatı bak. Kimsenin hayatı beni ilgilendirmiyor. Herkes kendini özlüyor ama uyanık olmak zorunda yani kardeşlerim. Ya ben söylüyorum onlara. Anladın mı? Sen şimdi normal bir hayat yaşıyorsun abi. Yani bu kadar bunu abartıp egzecere edecek bir şey bir gerek yok yani. Biz Türk toplumuyuz, bir namus taşıyoruz. Bir haysiyetimiz var. Yani seni bir erkek sahiplensin ya da bir kadın seni sahiplensin istiyorsun. Sen yarın bir gün çocukların olacak, onlara göstereceksin bu resimleri. Sen de o gurur duyacak. Sen herkes Sancerice gibi yaşamıyor da herkes Bağdat Caddesi'nde yaşamıyor ki abi yani. Bunun Kadıköy'de var, Fatih. Şimdi ben affedersin bu özel bir şey. Abdestliyim mesela. Namaz kılacağım. Oturuyorum evde. Açıyorum Instagram'ı. Kocaman bir göt abi. Altına da yazmış. İngilizce yazıyor bir de. Bulk sezon. Mode on. Bilmem ne. Ama mesela yer bildirimi soğan. Yani bu Amerikan kafasına bir de o İngilizce yorumlar yazıyorlar ya. Onlara hastayım zaten. Oğlum bir Türksün lan. İngilizceyi ne zaman öğrendin? Ne zaman bu kadar Türkçen zayıf oldu? Yani götümün kenarı yani. Yani anladın mı? Gitmiş iki kere Amerika'da iki tane hamburger yemiş, bir steak aldı. Gitmiş kendini. Sanki doğma büyüme şeyli yani tam mı? Los Angeles'ta zaten tam mı? Kıçım. İngilizce yazılar. Çok biliyorum onlara. Never give up. Show must go on. What the fuck is going on? Yes, falan. Ver bildirimi Fatih. Tepecik. İzmir Tepecik. Yani oğlum bir sakin ol lan bizdensin sen işte. Akbille eve gidiyorum. Gerizekalı yani. Benden ne farkı var yani? O kadar tamam. İngilizce bir şeyler de yaz. Güzel bir söz vardır. İngilizce yaz. Altına da Türkçe açıklamasını yap. Okey bunda sıkıntı yok ya da çok arka. Öyle bir hani beni bir tek takip eden siz değil. Milyonlar beni yurt dışına takip ediyor. Onlara evet. Allah'ın ezik Türkleri. Siz de anlarsınız modu tamam mı? Abi gülüyorum yani anladın mı? Şimdi kocaman kıçı koymuş. En sonunda yazdım geçen gün bir tanesine. Ya kardeşim dedim bunu koyma da yani bu ayıp bak mübarek aydayız. Hani inanmıyor olabilirsin bu senin ama ayıp bak ben mesela beni rahatsız ediyor. Ben senin abinim bile yani kardeş bana abi diyorsun. Haklısın abi. Ulan bunu beynin düşünmüyor mu? İki hafta sonra devam. Resetliyor kanka. Onlar genelde bu tayfa genelde Alzheimer oluyor. Tamam mı?
İki gün gidiyor. İki gün normal böyle dayanamıyor. Yine bir götten squat, bir işte bir memeler böyle işte şey, hyper extension, bir rahatlıyor. İlla hani 5000 like almadan rahat edemiyor ya. Tabii canım, hayatları Instagram ya. Ya iki sene yatmış abicim pilates topunun üstüne. Mayoyu araya çekmiş. Orada yuvarlanıyor, tamam mı? Ondan sonra diyor ki adamlar niye sapık? Ya adam ne, ona bak. Şimdi ben bakmıyorum ki ona. Bir de profil de açık. Herkes ona bakıyor. Bu sefer kötü duruyor bu yani. Bu spor değil ki. Bu kötü duruyor. Yani beni ilgilendirmiyor. Ben insanı seviyorsam, ben seni seviyorsam, ne yapıyorsan yap. Seviyorum insanı. Bana bir zarar vermedikten sonra. Ama kendine zarar veriyorsun. Kendine zarar veriyorsun. Yani sen bir sporcusun. Milli sporcusun abi. Milli. Bu ülkenin milli sporcusu olmak. Bak bu insanın, bu ülkenin milli sporcusu olmak büyük bir değer bence. Milyonda bir tanesin ya da 2 milyonda bir tanesin. Kendi branşında özelsin. Sokakta seni milli sporcu diye gösteriyorlar. Şimdi buna layık davran. Bir misyonun olmalı yani. Sen şimdi arkanda sponsorların var, ailen var, hocaların var. Git annesi başörtülü. Kezban Barisa Rice gibi takılıyor, tamam mı? Öbürünün babası hacı, sakal burada. Abi Adonis'imi göstereceğim diye gay resimleri çektirmiş. Aynen öyle. Ondan sonra diyor ki abi sapık gay dolu diyor. Ulan ne yapsınlar yani? Ondan sonra kamyoncunun biri gördüğü zaman yazar tabii sana. Birader bir gel de görüşelim. Şey yazıyorlarmış. Özel ders veriyor mu? Ama işte bu böyle. Yani biz uyanık olmak zorundayız, anladın mı? Şimdi derdi sadece Instagram'da 1 milyonu 500 bin 100 bin takipçi yapmak isteyene lafım yok. Onlar zaten ne yaparsa yapıyor. Evet. Onlara bir lafım yok ama bu işin bir de yani bu işi yönetmek de çok önemli. Yani sen bu işten para kazanıyorsan kendini kaliteli olarak piyasaya sunman lazım. Bu bir piyasa değil mi? Tabii. Hani duruşunla, hanımlığınla, adamsan adamlığınla, kaybettiği zamanki küfür etmemenle, duruşunla, kıyafetlerinle, yaptığın işlerle, konuşmalarınla, paylaşımlarına. Şimdi ben bir insanla tanışsam Instagram'ına bakıyorum. Oradan anlıyorum. Mal bu ya da düzgün insan ya da ulan çok milliyetçi, vatansever, vatanperver ya da şu ya da ahmak ya da narsist. Hemen anlıyorsun abi. İnsanları bak, insanlar bunu taklit edemiyor çünkü. Anladın mı? Yani vıcık vıcık her yeri şeyse vücut abi, tamam mı? Yani senin bir annen yok mu kucakladığın? Bir kardeşin yok mu oynadığın, bir kedin yok mu sevdiğin ya da bir manevi bir şeyin yok mu yani? Yok mu abi bir şeyin? Her şey vücut mu yani? Abi bu profesyonel vücut sayfası. Hadi lan oradan. Hadi oradan yani. Peki sana bir şey soracağım. Ersin abi. Sana bir şey soracağım. Sen durmadan yarışmalardasın. Görevin gereği de yarışmalardasın. Bu şeye ne diyorsun? Hakkımı yediler. Ben birdim. Ben ikiydim. İşte böyle 5 tane poz koyar. İşte gördünüz mü? Yorumu size bırakıyor. O şey böyle. Adam tam pozu bırakmış. Rakip bir ya. Tam böyle bırakmış. O an poz vermiş. Onu koyuyor. Bir de yazıyor. Şeyler işte. İşte arkadaşlar siz de kim bir? Ne diyorsun onun, bu işe? Onun yancıları da yediler lan seni. Şerefsiz federasyon falan filan. Yani şimdi bu yani hep sizde mi hata var? Ya hep hakemlerde mi hata var abi? Şimdi bak, ben kimseyi sıkmak istemem ama şöyle anlatayım size. Çok basit. 9 tane hakem oturuyor Uğur. Tamam. Belki sen bile bunu bilmiyorsun. Bak 9 tane hakemi oturtuyorlar. Tamam. Şimdi senle ben, yarışmacı var. Adı da Ali olsun. Tamam mı? Tamam. Biz iki arkadaşız. Benim yanımda bir arkadaşım var. Senin yanında da bir arkadaşım var. Sen Ali'yi çok seviyorsun. Biz nefret ediyoruz. Ali'nin derecesi 3-4. Tamam. Sen 1 veriyorsun Ali'ye. Tamam. Kayırıyorsun. Biz de nefret ediyoruz Ali'ye. Ali 3-4. Biz de 7-8 veriyoruz. Tamam mı? Tamam. Bak tamam. Ali'ye 9 tane hakemden Ali'ye verilen en iyi 2 puanla Ali'ye verilen en kötü 2 puan silinir. Öyle mi? Geri kalan tabii. Yani bir de etkile edemiyorsunuz yani. Yani birini kayırman için en az 5 hakemi kafalaman lazım. Yani 5 tane farklı bölgelerden gelen hakeme kul hakkı yemesi konusunda kafası şey yapacaksın. Kul hakkı yemesi konusunda ikna edeceksin. Bu şerefsizliği ikna edeceksin hakemi. Diyeceksin ki bak şu 1 ama biz onu 5 yapalım. Ya da şu çocuk 2 ama biz bunu 1 yapalım. Biz günaha girelim, biz şerefsizlik yapalım, biz bunun hakkını yiyelim diyeceksin. 5 tane hakem de senin gibi affedersin o çocuğu olacak ve bunu yapacak. Böyle bir dünya yok, bunu yapamaz. Zaten hakemler farklı illerden seçiliyor. Mesela iki en yakın arkadaşı yan yana oturtmamaya çalışırlar. Çok dikkat ederler. Hmm. Yani şimdi hakem, bizim bir MHK kurulumuz var.
Şimdi sen de ben çok yakın arkadaşız. Bizi bilir onlar. Onlar bizi yan yana oturtmaz. Seni bir numaraya, beni 8 numaraya oturtur. Buna dikkat ediyor. Aynı bölgeden hakemleri de oturtmuyorlar. Genelde mesela benim yanıma ya bir Ankaralı hakem veriyorlar ya bir Adana'dan hakem arkadaşı veriyorlar. Şimdi bir de şimdi diyelim ki siz bir verdiniz adama, biz de 7-8 verdik. Biz nefret ediyoruz. İçimizin hakkında da soruşturma açılıyor. Yani program zaten bizi banlıyor. Bak bilgisayar programında bizim başarılarımız değerlendirirken bizi kırmızı banlıyor. Diyor ki burada ya bilgisizlik var ya kasıt var. Ha, ya, ya cahil bu adam. Hiçbir şey şimdi, bilmiyor. Şimdi senin soyadın bu çocukla tutuyorsa ya da senin antrenman yaptığın kulüpte antrenman yapıyorsa ya da sen aynı şehirden geliyorsan burada kasıt arıyor. Diyor ki Uğur Utku Sezer ve yanındaki arkadaşı buna kasıtlı olarak bir vermiş. Sana bir daha görev vermiyor. Bizi de bilgisizlikle suçluyor. Diyor ki çocukla hiçbir alakamız yok. Bunlar diyor mal. Ya da çocuklar nefret ediyorlar. Bize de görev vermiyor. Bir daha hakem tekamülde sınava sokuyorlar bizi. Yani hiç öyle kolay değil o iş. Yani sen iki yarışmada üç olacak adama bir verdiğin zaman iki yarışmada bir daha hakemlikte görev alamazsın. Bak bir sürü hakem arkadaş var. Görev vermiyorlar. Bak çok konuşanlara da görev vermiyorlar. Onu etkeden, bunu etkeden, onu kafalayan, buna bilmem ne yapan onları da atıyorlar hakemlikte. Çünkü biliyorlar kulis yaptığını. Ya. Abi şimdi hakemler aptal değil. Hepsi zeki insanlar. Hakemleri, biz hakemleri zeki, bu işi uzun zamandır yapan, bu işten eski yarışmacı. Şimdi çıkmış bir tanesi böyle diyor. Hakemlerin hepsi göt göbek. Ulan adam 55 yaşında. Gerizekalı. 20 yaşındayken yarışıyordu. Ne yapsın yani? İyi hakem olmak için hepsini definisyona mı sokuyor? Hiç alakası yani, yok. Mesela hakemlerin hepsi ya oranın %8'in üstünde olanlar hakemlik yapamaz falan mı diyelim. Abi böyle bir mal yani bizim millet. Ondan sonra şimdi bir de antrenörüm burada. Bak benim yeğenim yarışacak. Recep. Recep Kurelsi ileride yarışacak. Ben Recep'in olduğu hiçbir yarışmaya oturmam mesela. Soyadım Kurel olduğu için oturmam. Çünkü bir laf çıkar, bilmem ne çıkar. Ya da Recep 3 olacaksa bile ben 4 veririm. Bir puan eksik veririm. Niye? Laf olmasın diye. Bu böyle olmak zorunda. Çoğu hoca da böyle yapıyor. Şimdi ya da Recep'i şimdiden ben uyarıyorum. Bak oğlum bir beklersin kendini 4 olursun. Orada madalyayı kupayı attığın anda bir daha sana kimse iyi gözle bakmaz. Biz şimdi milli takımı bak biz herkes yarışıyor. Ben mesela teknik kurulu üyesi. Biz ne yapıyoruz? Teknik kurul hakemlerin birinci, ikinci yaptığı çocukları alıyoruz hepsini masaya oturtuyoruz. Kafamızda işte Zuhal Hoca var. Zuhal Özkan ben varım. Hazal Mert var. Sedat Hocam var Edirne'den. Bir de işte bizim başkanımız var. Hani teknik kurul başkanı Bahadır Hocam, Bahadır Uygur. Biz abi 5 tane arkadaş oturuyoruz. Tek tek sporcuları değerlendiriyoruz. Sadece formlarını değil Uğur. Ahlaki yapılarından. Yarışmada ahlaksız davranmış. İşte internette birilerine küfür etmiş. Sakıncalı abuk subuk siyasi şeyler paylaşıyor. Radikal. Sağ sol önemli. O kadar yani. Abi şimdi adam 3 tane avrat sövüyor. Zaten mesela bir tane hakem için böyle küfür ediyordu. Spor Genel Müdürlüğü'nden bilgi geldi. Görev verilmeyecekti. Al işte ne yapacaksın? Ya. Devlete bağlıyız abi. Biz yani biz Kanarya Sevenler Derneği değiliz ki. Yani devletin kurumuyuz yani. Sen kafana göre takılamazsın yani. Doğru. Bizim yaptığımız her şey tahkim kuruluna gidiyor. Ondan sonra mesela sporcunun sadece şeyli değil, sporcu yok, ahlakına da bakıyorsun. Adamı milli takımla götürmüşsün, eşofmanını giydiremiyorsun. Abi sanki başka bir ülkedenmiş gibi almış yanına sivil kıyafetleri. İki kere uyardık. Şimdi almıyorsun. Niye bir şey söyleyeceğim? Gururla giymesi gerekmiyor mu ya? O nasıl bir şey? Abi şimdi içimizde her türlü adam var. Şimdi Türklüğüyle herkes onur duymuyor yani. Anladın mı? Böyle bir zavallı da araya kaynayabiliyor. Sen onun sonuçta insan bu. Kavun değil ki kıçını koklayasın yani. Her türlü affedersin çok kıymetli insan geldiği gibi her türlü yavşak da araya karışabiliyor. Yani şimdi adam mesela milli takımdayız. 60 bacak bacak üstüne. Bak benim çocuğum yaşında bırak. Hasan Aydın'dan bizim Hasan abi en yaşlımızdır. Yönetim kurulu yönetim kurulunda as başkan. Başkan yardımcısı yani. Ve 60 küsür yaşında Hasan abi. Hasan abiden ateş istiyor. Sigara içiyor. 60 bacak bacak üstüne. Sporcu bir de bu yani. Vallahi ensesine bir çaktım. Dedim yandı mı yandı hocam dedim. Tamam buradan iç dedim. Ondan sonra tabii kaliteli çocukmuş. En azından geldi. Sonradan abi dedi özür dilerim. Şimdi oradan geçti 4-5 sene. Hala biz görüşürüz sarılıyor bana. Ersin abi hala acıyor diyor. Diyorum ki hak ettim mi hocam? Daha fazlasını hak ettim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bak kaliteli çocuk ama bu kadar ahlak yoksulu çoluk çocuk da geliyor. Yani her türlü adam geliyor. Oturtamazsın. Ulan uçak kalkacak ayakta. Oğlum otur. Toplanıyoruz bir yerde.
solcu da olabilir. CHP'li de olabilir, MHP'li de olabilir, AK Parti de olabilir. Onlar bizi ilgilenmiyor ama küfür edip hakaret ediyorsa, fazla siyasallaştırıyorsa abi yapamıyorsun. Yok, herkesin neden? Her şeyi sevmesi beklenmez yani ama hakaret. Bak, bir tane eski dünya şampiyonu bir sporcumuz var. Yurt dışında yaşıyor. Önemli bir ismi, bayan. Bir porno sitesine üye. Orada bayağı bildiğin neredeyse soft porno, böyle abuk subuk erotik böyle kanalda aşırı derecede erotik resimleri var. Biz milli takımı almadık onu. Ben karşı Allah çıktım. Allah. Ben dedim almayalım. Bu dedim yanlış. Benim milletimin, benim devletimin parasıyla bu oralara gidemez. Ben dedim kesinlikle Allah razı olsun. Benim gibi düşündü herkes de. Almadık abi yani milli takımı. Çünkü ahlaki olarak milli takımı temsil etmiyor. Yani vücudu mükemmel. Dünya şampiyonu kaç kere. Ama beni ilgilendirmiyor abi. Bana göre ben şimdi başka bir sporcu olur. Gelir iki kere yarışır, üç kere yarışır. Mesela Dilan var bizim, o wellness'te bir olan. Dilan yarıştı, bir daha yarıştı. Dilan 3-5 yarışı bu işi bırakmazsa geleceğin dünya şampiyonu olabilecek kaliteli bir çocuk. Eda bu işte şampiyon olabilecek bir çocuk. Arkadaşımız, bir sürü böyle insanlar var. Ama yani ahlaken bir kötüyse onu düzeltemiyorsun. Yarıştıkça megalomani artıyor, narsizm artıyor. Hiçbir şey anlatamıyorsun. İşte herkes evet. Geliyor 5'te, o geliyor 6'da. Ulan aşağıda lobide buluşacağız. Abi böyle sallana 20 dakika takıyor. Bütün milli takımı bekletiyor. Yani rapor tutuyorsun, şikayet ediyorsun. Olmuyor. Kıyamıyorsun. O yüzden abi yani ahlak bana göre evet, sporcuda çok önemli. Bak sporcuda ahlak çok önemli. Ben iyi sporcu olabildiysem nacizane ben iyi davranış sergiledim. Tülü abi beni yetiştirmişti. Serdar'ın bende çok emeği vardır. Ben ilk Ahmet Hoca'nın orada başladım. Hangi salondaysam sevilen bir adamdım abi. Girerdim salona, hemen yerlerdeki ağırlıkları kaldırdım. Soyunma odasında bir havlu. Hala ben iyi olduğum, para bile versem bir yere gitsem soyunma odasında havluları toplarım. Biliyorsun kaç kere sen denk geldin. Hatta bunu konuştum. Evet, abi evet, ne yapıyorsun? Evet. Oğlum dedim ben böyle alışkan bir adam. Ben pis bırakmayı sevmiyorum. Ben misafirliğe de gitsem bir insanın bir eksiği varsa bununla uğraşıyorum. Yani ama işte çocuklara bunu öğretmek lazım. İki kere şampiyon olmuş ya da yarışmada dereceye girmiş. 5 kişiyi geçmiş. Adamı gör, Michael Jackson yanında staj yapar yani. Öyle bir havalar, tavalar. Bir şey anlatamıyorsun. Şöyle yap diyorsun. Bilmem ne yap diyorsun. Konuşmasını bilmiyor. İyice de yani narsist olmuşsa onların hocalarında problem var. Evet. Hocanın anlatması lazım. Demesi lazım ki bak sen hayır sen sadece spor salonunda özel bir adamsın. Bu kadar. Onun 2 santim büyük belin, ince ya da kasların çok güzel diye dünyada daha değerli bir adam olmuyorsun. Aynen, İnsanı öyle. Şampiyonluklar insanı yani iyi başarı getirir ama seni efsane yapacak olan şey karakterindir. İnsan olmak, kadın erkek fark etmiyor. Akıllar da o. Hamdullah Aykutlu'nun binlerce resmine bakıyor insanlar hala. Hala Serdar'ın resimlerine bakıyorlar. Hala işte varsa benim bakan Ahmet Mehmet'in. Abi çıplaklık bu kadar talep gören bir şey değil. Bir zamandan sonra insanları itiyor yani. Anladın mı? Yani çok samimi sevdiğin, kardeş gibi sevdiğin birinin absürt bir resmin olduğunu düşün. Benim canım yanıyor abi bunu baktığım zaman. Doğru. Yani benim canım yanıyor. Ben arkadaş olarak üzülüyorum abi. Yani ben vicdanlı bir adamım. Ben şimdi, benim yapım bu belki de. Ben sokakta böyle bir bekliyorum mesela. Arabayla geçerken yolun kenarında hayat kadınlarını ya da travestileri görüyorum. Gözüm doluyor benim. Çünkü onu da bir ana yarattı. O da umutlarla büyütüldü. O da bir genç kızdı. Ya da o da bir genç erkekti. Travesti olmuş. Trans olmuş bilmem ne. Ne kadar zor bir hayatı var. Tabii. Şimdi ben üzülüyorum yani. Çünkü insanım abi ben. Nasıl ki sokakta aç bir kedi görünce üzülüyorsam ona da üzülüyorum. Şimdi ben bakıyorum böyle çok yetenekli sporcu. Kız erkek. Süper bir iş yapıyor. Harika vücudu var. Genetiği çok iyi. Abi ama yani manyak. Kafayı yemiş bunu işte. Megalomani dibe vurmuş. Her yer vıcık vıcık çıplaklık. Gitgide daha çok futursuzca resimler, futursuzca paylaşımlar. Ramazan demiyorlar, içki demiyorlar, mübarek gün demiyorlar. Ahlak yok, vicdan yok. Yani ben dindar olmayabilirsin. Bak benim annem, biz Almanya'da büyüdük. Ramazan ayında mesela yabancılar, annem çiçekçide çalışırdı. Annem oruç tutardı. Yunanlılar, İngilizler, İtalyanlar vardı aynı orada çalışan. Onlar çiçeklerin arasına eğilip gizli gizli su içerlerdi biliyor musun? Annem Müslüman, o oruç tutuyor, onun canı çeker diye. Bak ne kadar duyarlı insanlar. Şimdi burada yok ki abi. Anladın mı? 25 bin tane takipçisi var. Ramazan ayı hala kadeh tokuşturuyor. Bu senin Müslüman bütün arkadaşlarına hakarettir. Yapma bunu. Bu ay yapma.
Bak bu ay yapma yani. Bak burada da konu bizim... konu nereden nereye gitti? ahlaka gitti bak. Tamam burada, ahlakla konu bak, nereden nereye gitti? O Hannes Markosyan var bak bizim salona geliyor. İlk vücut geliştirme salonunu açan adam. Adam Ermeni. Tamam. Ramazan ayın o adam hep yanında böyle bir şişe suyla antrenman yapar dostum. Asla ve asla buraya Ramazan'da geldiği zaman o şişe su yok yanında. Aşağıya mide bölümüne saklıyor suyunu gidip orada içiyor saygıdan. Bak saygı. Ahlaktan tamam, bahsediyoruz. Doğru. Yani bizim mevzumuz din değil dostum. İnanmayabilir adam belki. Bak benim bir sürü ateist arkadaşım var. Onları da çok seviyorum. Bir problem yok. Hristiyan da var burada. Süryani var. Ermeni var. Hepsi baş tacı. Ben zaten Almanya'da büyüdüm. Aynen. Kız arkadaşım vardı. Hristiyan da abi. Ben senelerce Yunanistan'daydı. Yani ben bunlara çok takılan bir adam değilim. Ben saygısızlığa çok takılıyorum abi. Anladın mı? Hani birbirimizle evet, saygı duyuyorum. Yani. Doğru söylüyorsun. Saygı şimdi mesela atıyorum tamam mı? Sen bir konudan hassassın. Ama bak geçen gün anneler gününde şey yaptığı paylaştığımız gibi bunu paylaştı mesela. Annesi bir hafta önce ölen insanlar var. Anne derdi çeken insanlar var bilmem ne. Tamam anneler gününüzü kutlayın ama vıcık vıcık bokunu çıkarmayın abi. Evet. Anladın mı yani? Çok acite de etmeyin ama çok şeyini de çıkarmayın. Saygı ben toplumsal saygıdan bahsediyorum. Doğru, bizim doğru yaptığımız söylüyor. Bir iş var. Bizim işimiz insanlar da bizim işimiz kaliteyi, bilgiyi ve çalışkanlığı çağrıştırmalı. Estetik bir iş yapıyoruz. Vücut geliştirme, fitness, bilek güreşi neyse artık spor dalı ayırmıyorum. Karate. Saygın bir iş. Bak Erkut Alver var benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Karatedir o. 5-6 dam falan yani. Dünyanın en kibar adamı, en zor sinirlendireceğin adamdır. Yeah. Biz şey zannederdik. O karateci herkesi dövmesi lazım. Bize hayatımız boyunca bizim çevremizde kimseye bir yumruk atmadı. Anladın mı? Yani senden beklemem. Adam benimle tanışıyor. Diyor ki kaç kişiyi döversin? Ulan niye böyle bir şey söylüyorsun ki? Tabii. Yani ne kadar uğraştın bu iş için demiyor adam sana yani. Tabii. Kaç aynen. kişiyi döversin? Kafa burada. İşte bunu şey yapmamız lazım. Bunu bunu yenmemiz lazım. Yani bizim gelmemiz gereken nokta bu. Ondan sonra da bilgi. Okumuyorlar abicim. Okumaları lazım. Yani bana arayıp da mesela eğitim alan çocukları hariç bana arayıp da hocam hangi kitapları okuyalım? Mesela temel anatomi kitabından hangisini tavsiye ediyorsun? Ya da kinesoloji ya da hareket bilimiyle alakalı hangi kitabı okuyalım? Ya da işte psikolojik antrenman ya da işte psikolojik gelişim için çünkü bir şeylere maruz kalıyorsun. Sinir, aşırı odaklanma, agresyon. Yeah, sürekli evet. canın yanıyor antrenmanda. Falan filan. Bir zaman sonra bağımlı oluyorsun acıya. Bak bu da sıkıntılı bir şey. Profesyonel sporcunun muhakkak psikolojik bir ara sıra bir destek alıp en azından destek bir yoklamadan tabii geçmesi lazım. Çünkü bu kadar açlık, bu kadar sıkıntı, bu kadar antrenman doğru. insan kaldıramayabiliyor. Bu ayıp bir şey değil. Anladın mı? Yani ve uyaramıyorsun da uyarmaya başladığın zaman küsüyor insanlar, alınıyorlar. Ben bazen böyle espriyle kapalı insanlara söylüyorum. Oğlum yapmayın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın ama yani işte hayat böyle bir şey. Yani insanlara eğitim hem manevi anlamda, hem fiziki anlamda, hem bilgi anlamında eğitim olması lazım. Eğitim şart. Bizim en büyük evet. sıkıntımız eğitimsizlik. Karbonhidrat bunların yanında çok az bir şey kalıyor anladın mı? En büyük sıkıntılardan bir tanesi işte ahlaki deformasyon. Bu evet. en büyük problem bu. Şimdi bizimle en iyi arkadaşın, senin en iyi bu camiadaki arkadaşların en iyi vücudu olanlar mı? Niye? Hiç alakası yok. En paralı olanlar mı? Yok hiç alakası yok. En şampiyon olanlar mı? Hiç işim olmaz abi. Hiç alakası bak, yok. Senin yani... arkadaşların, bak senin arkadaşların kimler? En samimi, en düzgün, en işte kaliteli olanlar değil mi? Aynen öyle. Bak işte benim de arkadaşlarım en vücutçu olanlar değil. En ahlaklı, en düzgün, en vicdanlı, en samimi olanlar, en aynen. saygılı olanlar benim en sevdiğim tamam. arkadaşlarım. Birbirimizle böyle olmadıktan sonra bu hayatın bir anlamı yok ki. Senin kolun 60 santim olsa ne olur götün teki olduktan sonra yani. Aynen öyle. Ya da senin kalçan süper olsa çok seksi bir kadın olsan ne olur? Ahlaksız olduktan, namussuz olduktan sonra teşhirci ve kendini sürekli insanlara böyle yani 10 bin kişi bana bakıp halleniyorsa sana bakıp yani bu bir başarı değil ki bana göre. Aynen. Rezillik bu yani. Ha sen fitness model olursun. Bununla ilgili çok büyük işte paralar kazanan profesyonel manken olursun anlarım ona lafım yok. Larissa Rice soyunsun. Kadın dünyadaki bu işteki en önemli kadın. Bu işten yılda 5 milyon dolar kazanıyor. Tamam. Sen niye soyunuyorsun lan? Hastanede hemşiresin. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Akşam porno yıldızı. Evet. Yani anlamadım ki ben bunu yani. Anladın mı? Bu kötü. Ya da sen öbür türlü fitness hocasısın bir salonda. Geceliğin abi saçma sapan bir şey çıkıyor içinden. Aynada resimler.
abuk subuk danslar. Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Yani kendin ol lan biraz. Yani anladın mı? Ben buna şey yapıyorum. Yani buna lafım benim. Yoksa kimsenin ahlak bekçisi falan değil. Herkes kendi doğru bildiği gibi yaşıyor zaten abi. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Ya işte böyle. Başka sormak istedim. Sen bunu orada sıra konuştun. Ya yok biz. Ben seninle zaten biliyorsun. Biz seninle çok sohbet ediyoruz. Ben evet, seninle abi, bir araya geldiğin zaman konuşmayı seviyorum. Evet. Çok yani ben genelde ben de seni da seviyorum ve aklıma gelince dedim ki ya şu Ersin abiyle muhabbet yapalım. Çok güzel geçer, çok zevkli geçer. Bugün Mutlu'yla beraberdik bu arada. Bugün her gün beraberiz de. Aynen. Çok selam var onunla. Dedim ki Ersin abiyle dedim güzel muhabbet yapacağız dedim. Aa dedi çok da güzel geçer dedi. İnşallah seyrediyordur. Mutlu'yu severim. Elimizde büyüdü Mutlu. Ercan'ın onun da çok emeği vardı. Onu da bizde evet, vardı. O da bize çok kardeşlik yaptı sağ olsun. Bizim kardeşlerimiz özel. Hiçbirini unutmuyoruz yani. Hepimizin birbirine emeği geçiyor yani. Şimdi dost edinmek dünyanın en güzel şeyi. Ben burada yarışmada adamın başı döndü, bayıldı. Sonra Tayland'a gidip Ayıf'ın evinde kaldım. Yani dostluk çok değerli bir şey abi. Gidiyorsun, seni adam havaalanından alıyor. Evinin otel rezervasyonu var. İptal ediyor, evinde yatıyorsun. Onunla antrenman yapıyorsun. Doğru. Dostluk kadar dünyada güzel bir şey yok ki. Benim şu an her ile gidince evinde kalmasam küçecek kardeşlerim, dostlarım var. Elazığ'a gidiyorum, orada dostlarım var. Diyarbakır'da kardeşlerim var. Erzurum'a gidiyorum, Ömer Kolişler var. Öz kardeşim olsa bu kadar severim. Samsun'a gidiyorum, Temeller var, bilmem ne var. Trabzon'a gidiyorum, Eyüpler var. Dünya kadar işte bizim Murat Tonyalar var. Nereye gitsem dostlarım, arkadaşlarım var yani. Dünyanın en güzel şeyi bu. Ben mesela şimdiye kadar 27 bin kişiye ders vermişim. Antrenör yetiştirdik yani. Vesile olduk daha doğrusu. En büyük kazancım benim. Çok il gördüm, kültür gördüm. Bir de Batman'da da var. Tabii canlarım benim Batman'da olmaz mı? Ondan sonra en büyük servetim insan biriktirdim abi. İnsan zenginiyim ben. Yani sevmeyen de vardır muhakkak. Onlara saygım var. Bu bir şeyden dolayı bana kızmış olabilirler. Ben biraz hani böyle bazen söylemleri ters bir adam olabilirim. Ama ben Bodrum'a gidiyorum mesela. Orada bizim Ahmet Salman var, bizim Serdar Teker var. Bak Serdar'la biz en son Arnold Klasi'ye gittik biliyorsun. Beraber çekim yaptık ya öncesinde. Ya bak öz kardeşim olsa bu kadar severim. Gidiyorsun oraya çekiştiriyor, buraya çekiştiriyor bilmem ne. O kadar güzel bir duygu ki sevilmek. Ankara'ya gidiyorsun, Kürşat'ından tut diğer çocuklar. Bak Dilanlar orada bilmem ne. Abi dünyanın en güzel. Ben zengin adamım ha. Benim çok dostum var. Allah razı olsun. Çok kardeşim var. Hepsine bir emek vermişimdir. Hepsine bir dostluk. Onlardan da dostluk almışımdır. Bak şu bu şey olay oldu. Bu virüs meselesi oldu. En az 50 tane arkadaşım aramıştır. Hocam bir şeye ihtiyacım var mı? Laf olsun diye de değil yani. Hani hocam işte var kenarda paramız gönderelim mi? Hocam sıkıntın varsa gel bize. Hocam yalnız kalıyorsan biz gelelim. Hocam işte bir şey var mı? Hasta olursan bize haber ver. İşte bilmem ne. Ya o kadar güzel bir şey ki insan duygulanıyor abi yani. Ya ben de bir sürü insanı arayıp halini hatırını sormuşumdur. O da ayrı. Ama dünyanın en güzel şeyi sevilmek abi. Ben benden 2 yaş büyük adama ismiyle hitap etmem mesela. Muhakkak abi derim, bu sevgidir abi. Saygının olmadığı yerde sevgi zaten barınamaz. Uğur yani. Kardeşim olana da abilik yapmaya çalışıyorum. Tavrımla, tarzımla yani. Ben hiçbir yarışmadan cebime para koyup döndüğümü bilmem yani. Biz birkaç arkadaş böyle bütün paramızı oradaki çocukların geri dönüşü için bilmem ne için harcarız. Çünkü dereceye giremeyip harcını alamayan çocuklar var, bilmem ne var. Herkese faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar, anladın mı? Onun için ben mesela en büyük bana kazancı bu ders vermenin ya da hoca olmanın bir sürü insan biriktirdi bu. Acayip güzel bir duygu. Anlatamam evet. Sana yani. Dünyanın en güzel duygusu yani. Dünya iyisi insanlar tanıdım. Çok düzgün çocuklar tanıdım. Samsun'da Furkan var bizim Temel. Orada Temel Reis var. Ondan sonra ne bileyim aklıma geldikçe söylüyorum. Bursa'da kardeşlerim var bizim. Ali var orada işte. Canlarım, dostlarım yani. Bir de öyle böyle dostluk değil yani öyle. Hani usulden abi değil yani. Harbiden abi kardeşim. Mertler var orada işte. Ondan sonra nereye gitsen aynı öyle yani. İstanbul'da zaten öyle. Eğer gidip onların salonunda idman yapmaya kalksam yıl yetmez yani. Hepsi aynen. Geldiği zaman ben ayakta karşılarım. Herkese davet ederim salonuma biliyorsun. Allah razı olsun kimseyle parayla pulla bir işim yok. Ama işte en güzel tarafı bu. Ben insanlara da bunu tavsiye ediyorum abi. Güzel insanlar olun. Güzel şeyler yapın. Mutlu olun. Yarışmaya geldiğiniz zaman gülümseyin. Aynen. Podyumda mutlulukla yarışın. İkinci de olsanız biraz burulun ama işte hakaret etmeyin kimseye. Yani şöyle internetten... bir şey söyleyeceğim. Sözünü kestim. Bu böyle yani yarışmaya ya çok, giderken... çok özür dilerim. Bir öz kardeşim var Kaan Karaca.
Marmaris'te evet. Çok özel. O ayrı. Fiko. Fiko Can da benim öz Ersin kardeşim. Ersin abi bir şey söyleyeceğim. Yarışmaya giderken böyle savaşa gitmiyor kimse. Allah Ekber, Türk bayrakları işte ikinci olunca, üçüncü olunca ya ben işte Türk milletini temsil ettim niye desteklemiyorsunuz? Tek başına gitti yarışmalardan bahsediyorum. Yani bu bir savaş değil değil mi? Sonuçta bodybuilding bir spor. Ya abi gidiyorsun orada yani dünyayı kurtarmıyorsun ya adam. Başkasının... Ama öyle havalara giriyorlar ya, ondan bahsediyorum. Uğur bak adam alıyor başkasının suratını başkasına takıyor adam profesör ya da senin kalbini çıkarıp başkasına kalbini sana takıyor. Onda bu afra tafra yok. Bizimkiler aynen, şey zannediyor yani ulan gidiyorsun işte iki oranı buranı sıkıyorsun. Evet. Geliyorsun lan işte tam güzel bir şey yapıyorsun ama. Evet güzel burada, ama. Burada bak bu güzel olan ne biliyor musun? Sen o kadar güzel ilişkiler kuracağım ki sen giderken 1000 kişi de seni takip etsin. Çünkü bak bizi ortalama 100 kişi, 90 kişi, 80 kişi evet. Konuşuyoruz, inmiyor. Şimdi insanlarla bir hatırım var ki dinliyorlar. Aynen, şimdi öyle. Öbür türlü abi başkası açıyor. 3 kişi var, 5 kişi var. Demek ki o insanlara benden daha sevimsiz değil adam ya da benden daha akılsız değil adam. Belki benden daha zeki, daha sevimli ama insan biriktireceksin. Aynen. İnsanlarla uğraşan adam sana yazıyor mesela gece saat 11'de. Hocam işte atıyorum belim ağrıyor ne yapayım? Aman boşver deyip silemezsin adamı. Kardeşim şunu yap dediğin zaman o seni unutmuyor. Anladın mı? O seni yazıyor bir yere. O bana diyor yardımcı oldu. Ya da geliyor hoca olacağım ben diyor. Ne yapayım diyor. Ona diyorsun ki böyle yap şu kitapları oku şu kurslara git diyorsun. Adam onu unutmuyor. Ya da birine resim çektirirken samimiyetle sarılıyorsun. O resmi saklıyor abi. 5 sene sonra sana gönderiyor. Hocam bak ben burada daha 18 yaşındayım. Şimdi 30 yaşına geldim. 25 yaşına geldim. İnsanlar için, senin için yaptığın basit bir şey insanlar için çok büyük bir güzellik olabiliyor. Adam senin orada ona verdiğin selamdan vücutçu olabiliyor ya da sporcu olabiliyor. Ya da ulan çocuk yarışmadan geliyor mesela 3 olmuş bitmiş bırakacağım ben artık diyor. Aldım çocuğu oğlum sen bu işi yapacak en güzel adamlardan birisin. Her türlü olanağın var vücudun genetiği çok iyi. Sakın bu işi bırakma bana söz ver söz hocam ağlayarak gitti. Ondan sonra 5 kere birinci oluyor. Dünya şampiyonu oldu. Şimdi bu da çok önemli. Anladın mı? Hani kız erkek. Kızlar yapıyor bu işi. Çok güzel bir tane işte tartıda kız gördüm. Dedim ki bak gel bakayım buraya. Gel abisi. Ben. Aa hocam nasıl? Bak çok bu iş sana yakışıyor. Ne olur bırakma bu işi. Tamam mı? Ben sana bir dedim büyüğün olarak, bir hoca olarak sana rica ederim. Bu işi yap. İleride evlenip bırakma. İşte bir iş kurup bırakma. Muhakkak bu işi hayatında bırakma. Tamam mı? Tamam hocam söz veriyorum. Bak şimdi şampiyon oldu bu sene. 9. ayda. Şeyde pardon Nisan ayındaki yarışmada. Hmm. Şimdi pardon 9. aydaydı değil mi? Pardon. Evet 9. aydı bu şeyde İstanbul'da. Şampiyon oldu. Neredeyse overall oluyordu. Ne kadar güzel abi işte. Anladın mı? Şimdi bunlara odaklı insan biriktirmek lazım. Sermaye bizim sermayemiz, sevgimiz abi. Aynen öyle. Sen bana resim çektin. Bizden o dönemde ben sponsor firmamdan bir para aldın. İşimiz bitti ama biz seninle arkadaşlığımız neredeyse 7-8 yıldır hiç non-stop her gün artarak devam ediyor. Aynen, birbirimizden evet. Bir menfaatimiz de yok ama nerede olsa yok. Yani ben mesela kim bana bir soru sorsa eğer biliyorsam Allah şahit hiçbir para ben bugüne kadar kimseye hazırlamak için para almadım. Yardım ediyorum ve yani laf olsun diye değil gerçekten yardım ediyorum. Olmayacaksa da olmaz senden yapma bunu bu sene pas geç bu yarışmayı diyorum yani. Yani para kaybetmesin zaman kaybetmesin net oluyorum. Ya da geliyor diyor ki ben süper bacak çalışıyorum bacağım olmuyor. Ben de bir bacak yok, felç oluyor zaten. 300 lira arıyor hocam, ben hala yürüyorum. Evet, alın bak, iki bacak çalışmıyormuşsun, aynen. Zaten 5 bacak çalışınca bacağı büyümeye başlıyor. Hocam doğru yapmışsın. Çünkü bizi de öyle yetiştirdiler, anladın mı? Biz çok iyi hocaların yanında yetiştik. Tülü abiler, Serdarlar, onlar bunlar. Bizim beraber antrenman yaptığımız insanlar çok iyi. Yusuf abinin bende çok emeği vardır. Çok iyi antrenman yapan insanlardır. Anladın mı? Yani o yüzden herkese ben mesela bir salona giderim. Gittim Marmaris dedim, bir salona girdim. Hiç kimse beni tanımıyor. Çocuklar bazen bir şeye benzetemiyor. Şimdi bırakmışsın yarışmacılığı. Biraz da kalın giyinirim. Ben böyle çok böyle hani şey giymem. Çocuk bir hareketi yanlış yapıyor. Abisi bak bunu böyle yap, böyle yap, böyle yap. Herkese yardım edin. Bazen kendi antrenmanın sekteye uğrar. Ama yardım ediyorum. Çünkü bunun da bir zekatı var. Bilginin de bir zekatı var abi. Ben öğrencilerime söylüyorum. Siz yolda yürüyorsunuz. Uçağa yetişiyorsunuz. Yaşlı bir kadın. Kucağında çocuğu olan bir anne. İki tane çanta var elinde. Yardım edeceksin. Onun yanından geçip gidiyorsan sığırlaşıyorsun. Yapma bunu. Antrenman yapıyorsun. Sen ders vermiyor olabilirsin. Sadece zevk için orada olabilirsin. Ama sen barbuk curl yaparken çocuk tricepsi yanlış yapıyorsa sen ona yardım etmiyorsan öküzleşiyorsun. Sağırlaşıyorsun. Aynen. Sen insanlıktan aynen. Çıkıyorsun. Anladın mı? Yani ya da yemek yiyorsun biri aç sana bakıyorsa bir lokmanı uzatmıyorsan sen mallaşıyorsun.
vicdanın kuruyor ya, yani kalbin matlaşıyor, siyahlaşıyorsun. Doğru. Yani vicdan abi. Yani ben böyle bakıyorum. İnsanlara da, öğrencilerime de böyle öğretmeye çalışıyorum kanka. Yani anladın mı? Hani vicdanlı olun diyor. Ben vicdanlı insanları seviyorum. Vicdanlı insanlar için hayat daha zor. Şeyin söylediği gibi Nietzsche'nin, dünya vicdanlı insanların cehennemidir. Ne kadar vicdanlıysan o kadar daha çok üzülüyor, o kadar daha çok kafanı takıyorsun, ama hayat öyle güzel abi. Yani biraz insan olarak yaşamak çok güzel yani. Dostunun derdiyle dertleneceksin, sevineceksin onun mutluluğuyla. Onun bir çocuğu olduğu zaman senin de kalbin pırpır edecek. Anladın mı? Yani düğünü varsa sen de heyecanlanacaksın. Bir yuva kuruyor, darısı başıma diyeceksin. Ev çocuğu oluyorsa mutlu olacaksın. Köpeği, o köpek aldıysa heyecanla yaşayacaksın. Derdi varsa biraz için burulacak. Yani arkadaşının babası öldü. Telefon açıp kanka başın sağ olsun deyip ondan sonra yine pop müzik dinlemeye devam ediyorsan sen sığırsın zaten. Geçmiş olsun. Senin kalbin matlaşmış abi. Oturup böyle bir 15 dakika düşünüp arkadaşının acısını hissedebiliyorsan adamsın ya da kadınsın, insansın yani. Ben bunları hep öğrencilerime de söylüyorum. Oğlum bakın, narsistleşmeyin. Bu işi yaparken sosyalleşin. Çok insan tanıyın. İnsanlar sizi isminizle hatırlasın. Yaptığınız güzelliği hatırlasın. BCA mı getiriyorsun yanına? Bir porsiyon da yedekte olsun. Biriyle tanışırsın. Ismarla. Su mu içiyorsun? Arka biriyle sohbet ediyorsun. Sana de ki ne güzel vücutçusun. Su alacağım. Siz de ister misiniz? Ya bir arkadaşlık. Ben hayatımdaki en iyi dostlarımı spor salonunda tanıdım. Ya bunu böyle pozitif bir şey olarak kullanabilirler yani, anladın mı? Doğru söylüyorsun. Onun için anlatılacak çok şey var. Abi, bu iş sadece dumbbell kaldırmaktan bilmem ne değil. Abi insansan bu işi yıllarca yapabilirsin. Para da kazanabilirsin. Başarı zaten eğer işini iyi yapıyorsan geliyor. Para da onunla beraber geliyor zaten. Aynen. Bugün kaybedersin, yarın yine kazanırsın. Ama işini sevgiyle yapacaksın. Dünyanın en güzel poğaçasını yaptın. Pastanem var. Yüzün avu gibi. İnsan ilişkilerin kötü. Abi bitti işte. Yeah. Bitti yani. Bitti abi. Hiçbir şey kazanamazsın. Ya da dünyanın en iyi beyin cerrahısın. Network'ün, insan ilişkilerin kötü. Kimse gelip kapını çalmaz. Ben bakıyorum mesela, dünyanın en iyi doktorlarını tanıyorum. 3-5 tane. Mesela Ufuk Nalbantoğlu. Profesör. El kol cerrahı. Mustafa Karan. İşte Tahsin Beyzadeoğlu. Abi bu insanları bir tanı. Hepsi stand-upçı gibi. Çok mutlular ve çok komikler ve çok tatlılar. Anladın mı? Adama mesela bir derdini anlatıyorsun. Çok yakın arkadaşım kanser olmuş diyorsun. Gözü sulanıyor adamın. İşte bu samimiyet var. O yüzden zaten adam Tahsin oluyor. Ya da işte Ufuk Nalbantoğlu oluyor. Anladın mı? İnsanlar bunları unutmuyor abicim. Anladın mı? Ya da bir abin arıyor seni mesela. Bir dostun arıyor seni. Senden borç istiyor. Diyor ki kanka bana işte şu kadar verebilir misin? Sende öyle bir para yok. Veremiyorsun. Abi ertesi gün ara. Bir ne yaptın? Bulabildin mi parayı? Sıkıntın nedir? Bir sor lan, parayı verme tamam ama bir sor. Aynen. Anladın mı? Bir daha hiç telefonunu açmıyor. Benden para istedi. Ya da anladın mı yani? Hani ya da doğru. Kanka iyi bir doktor var mı tanıdığın? Benim omzum tutulmuş diyor. Seni arıyor. Sen diyorsun ki Mustafa'yı ara, atıyorum. Doktor Mustafa var. Ya ertesi gün bir sor, ne yaptın? Omzun ağrıyor mu? Aramıyorsan zaten kalbin matlaşmış. Sen geçmiş olsun. Senden bir geçmiş o iş. Sen artık bitti gibi. Kaktüs gibi, taş gibi yaşayıp gidiyorsun. Bu dünyadan herkes gelip geçecek. Kimseye kalmıyor ki. Aynen öyle. Onun için bana göre ahlak, vicdan, bunlar çok önemli dostum yani. Bunlar varsa bu işi de daha iyi yapıyorsun. Tabii. Şimdi benim bilgimden en fazla kim faydalanır biliyor musun? Benimle iyi ilişkisi olan vicdanlı adama ben zaten bir öğreteceğime bini öğretiyorum. Efendi adama hastayım ben. Efendi kadına da hastayım. İyi bir insansa ben de buradan ona yardım ederim abi. Aynen. Şimdi ben Dilan'ı çok severim mesela. Bizim Ankara'dadır. O da öğretmen yani. Tarih öğretmeni Dilan. Dilan'ın benden isteyip de benden elde edemeyeceği hiçbir yardım yok. Ya da Adayı çok severim ben yarışmacı olarak. Ya Adanın benden isteyip de alamayacağı bir şey, insan olarak bir şey yok. Ben ona her türlü bilgimi, birikimimi, bu işe psikolojik olarak desteğimi her türlü verebilirim. Hani anladın mı? Bir insanın benden alamayacağı, adam mesela salon kurmuş. Salonu yerleştirmek için ben buradan Siirt'e gittim abi ya. Şırnağa gittim, Şırnağa'ya. Salon yerleştirme. Kendi salonumun adını verdim ya. Anladın mı? Yani şunu niye? Çünkü efendi adam abi. Tatlı böyle yani. Bunun zengin olması, çok kariyerli olması, çok eğitimli olması, çok başarılı olması, çok iyi vücutçu olmasına gerek yok. İnsan olsun. Aynen, abi, aynen, aynen. Sen de öyle şimdi sen, ben birisi senin kalbine girse dese ki abi benim hiç param yok, resimlerimi çeksene ben yani o kadar çok o kadar çok çektim ki o kadar çok çektim. Çektiğini biliyorum yani. O yüzden bu örneği verdim. Aynen, öyle. Bir de mesela gelecek vaat ediyorsa zaten sen dersin oğlum gel şunları çekeyim dursun bunlarla bir PR yap. Sponsor ara bilmem ne zaten. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dövüşçü camiasından birine konuşuyorum. Bir para söyledim fotoğraf çekim için. Bana dedi ki
Sen de dedi, şuna dedi, çok az bir paraya çekmişsin, ben duydum dedi. Bize niye parayı söylüyorsun? Dedim ki, o az paraya çektiğim benim iyi arkadaşım, ayrıyeten de o zaman durumu yoktu. Dedim, aynı parayı mı söyleyeyim size söylediğim parayı? Sizin durumunuz var, ayrıyeten o da benim arkadaşımdı. Yani ben size herkese aynı parayı niye söyleyeyim ki? Demek istediğimi anladın mı? Onun durumu yoktu, arkadaşımdı, bu kadar verebiliyorum dedi. Hiç önemli değil dedim. Ya abi insan durdu, olduktan bana sonra... Yap sonra. Ha evet ya, haklısınız, doğru falan böyle. Ya tamam işte, şimdi bir inşaat yaparken moloz da var, ince ince cam da var, her türlü insan var çevremizde, yani yapacak aynen bir şey yok. Şimdi onun için ben şunu söylüyorum, mesela ben Tülay abi bana çok yardım etmiştir. Tülay abi beni sevdiği için yardım etti, beni insan olarak sevdi, delikanlı olarak. Ben 24 yaşındaydım Tülay abinin yanına gittiğimde, 93'lü 94 yıllarda üniversite okuyorum. Tülay abi beni sevdi, anladın mı? Onun için bana destek oldu. Ben bağlama kursuna gittim. Hocam beni çok seviyordu, Ahmet. Bana herkesten daha hızlı bağlama öğretti. Beni sevdi insan olarak. Ne güzel, ne güzel. Ben federasyonda mesela şimdi hem il temsilcisiyim, hem teknik kurul üyesiyim, fitness. Ersin abi de... 50 saniye kaldı. Kapatmazsam tamam, kaydedemeyeceğim. Hem teknik kurul üyesiyim mesela, hem de eğitim kurulu üyesiyim. Evet. Bana bu görevler beni sevdikleri için geldi. Ben kimseden görev istemedim ya da bir çaba göstermedim. Ha, sevgi her yerde, kariyer de getiriyor, başarı da getiriyor kardeşim. Bana göre bu. Son 30 saniyemiz. Tam 2 saat. Tamam, bundan sonra tamam. Herkese vedalaşıyorum. Dinledikleri için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sen de herkese teşekkür et. Deneyimlerini paylaştın. 10 numaralı tamam. Adamsın. İyi ki de Allah seninle bu muhabbeti yaptık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dinleyen herkesten çok teşekkür ediyorum herkese. Allah'a emanet olun. Kimseyi derdim kırmak değildi. Gücenmeyin. 18 saniye, öpüyorum seni. 5. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle.